Merhabalar hocam. Merhaba, selamlar. Nasılsınız? İyidir, sağ olun. Sizden ne haber? Teşekkürler. İyiyiz hocam biz de. Merhabalar. İyi akşamlar hocalarım. İyi akşamlar hocam. Merhaba hocam. Merhabalar, kolay gelsin. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizi görmek ne güzel hocam. Ay, ben de mutlu oluyorum sizi görünce, bu programlarınızı izleyince. Güzel. Yalnız görüntümü nereden kapatacağımı arıyorum şu anda, daha sonraki oturumu rahatsız etmemek adına. Hocam sol Heh, altta buldum, kamera çıkması buldum. lazım. Tamam, buldum. Tamam, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kolay gelsin. Zeydi hocam aradım ama Gülşah şu anda ulaşılamıyor diyor. Birazdan tekrar şey yaparız. Mesaj yazalım mı hocam? Mobil aradım. Ha, mobil olarak hocam Kanada'da olduğu için ulaşılamıyor. Ancak WhatsApp üzerinden. Doğru. Kanada'da olduysa dediğin doğru. Oradaydı. Gelmedi oradan. Sadece WhatsApp üzerinden ulaşım var Hı hocam. hı. Tamam. Ben hocam dedim. Görürsen. Evet. Kamil hocam siz nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, teşekkürler. İyiyim. İyi akşamlar. Sizler de iyisiniz. İyi akşamlar. Sizler de iyisiniz hocam. Teşekkürler. Yeni dönem, yeni öğrencilerim. Sizinkiler gerçi staja çıkıyor. 3, 4, 4, 5, 6 var. Sizinkileri de değil mi? Bizimkiler yeni yüz yüze eğitime geliyordu hocam. Sizin tıp fakültesinin öğrencileri yüz yüze eğitimdesiniz, değil mi hocam? Size geliyorlar. Geliyorlar tabii. Geliyorlar. Geliyorlar. Bütün sınıflar geliyor mu hocam yoksa 4-5-6'lar mı? Beş. 5'ler. Beşler. Kamil hocam Mayıs ayında Serpil hocanın bir oturumu vardı yapamamıştık depreme gelmişti. Evet. Serpil hocamız müsaitse ben hani yine haber veririm size onu Mayıs ayına onu planlasak olur mu? Bir saniye rica edeyim. Özlem Hoca da geldi. İyi akşamlar Özlem Hocam. Merhaba Sanki abi hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Özlemciğim, nasılsın? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zeki Hoca katıldı. Merhaba. Merhaba hocam, hoş Hoş bulduk. geldiniz. İyidir. Merhaba İlyacığım. Hoş Merhaba. bulduk. Merhaba İlyacığım. Ne haber? İyidir. Sen nasılsın Özlemciğim? İyi Ben de akşamlar hastanede. Sevgi Hocam. İyiyim valla. Merhaba. Size iyi akşamlar. Bana da Merhaba hocam. orada sordular. Gündüzler. İyi Hocam öğlenler hocam vallahi size. Reklamınızı olsun. çok yaptık. Sağ olun. Çok katılım bekliyoruz. İnşallah evet. Tamam. Çok Güzel ağırlık. Kamil hocam. Nasılsınız? Ha, Teşekkür ederiz. Sizler ben nasılsınız? erken açabileceğinizi düşünmedim. Onun için daha önce de davranabilirdim. Nasılsın Hülya? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Nasıl keyifler? Özlem, Herkes sen de iyi. iyisin. Çok İyiyiz şükür. hocam. Burada da Teşekkür. İyiyim havalar hocam. Sağ güzelleşti. olun. Kendimizi Siz nasılsınız? biliyoruz artık. Gülşen, Evet. nasılsın? Merhabalar hocam. İyiyim. Siz nasılsınız? Nasılsın? Şimdi sunuyu önceden yükleyelim mi? Yoksa başladığımızdan mı yükleyeceğiz? Başladığımız hocam. İsterseniz bir test edelim. İlk önce. Tamam. Ben İsterseniz evet size ekran paylaşımı.
hakkı verecek herhalde hocam. Evet. Paylaş. Verdiniz mi hocam? Bilmiyorum. Verdim. Paylaşır mısınız? Sonra paylaşa Evet. basıyorum. Geldi mi acaba? Geldi. Geldi. Yani. Evet, ben yapalım. Tamam. Evet. Böyle kalabilir mi yoksa şey mi yapalım? Kalmayacak da şimdi mouse'u böyle Yolumuz. ekranın altına indirdiğiniz zaman You are screen sharing diye bir yazı görüyor musunuz? Yeşil zemin üzerinde. Şimdi yeşil paylaşımı görüyorum. Paylaşım yapıyorsunuz diyor. Ha, Türkçe sizinki. Tamam. Onun sağ tarafına gittiğiniz zaman mouse'la ne görüyorsunuz? Bir kelime çıkacak. Paylaşımı durdur sağında Hayır. da. Daha fazlası ya da daha diye bir kelime var mı? Yukarıya çektiniz hocam, onun için bilemeyeceğim şimdi oraya gelince. Ha. Daha fazlası var ama yine Ona yukarı. tıklayalım. Ha, evet, Açılan daha seçenekleri fazlası. bana söyler misiniz? Daha fazlasında kaydet, reaksiyonlar. Diğerler içindeki açıklamayı devre bırak, devre O dışı. devre dışı bırak. O tıklanmış olacak. Tamam. Diğerleri için ek açıklamayı devre dışı bırakıp tıklayalım. Seçili olsun. Tamam, seçtim onu. Tıkladım. Tamamdır. Ama bir Şimdi şey olmadı. Değişen bir şey olmadı. yok, değişen bir şey oldu da şey olmadı. Yani başkası şey yapamaz. Bozamaz ekranınızı. Şimdi kapatabiliriz. Ekran paylaşımını durduralım şimdi. Peki. Daha Tamamdır. sonra paylaşım yaptığımız zaman tekrar. Tamam. Yani bugün şey biraz hassasiyet gösteriyorum bu konuda. Dün çünkü Koç Üniversitesi'nin bir paylaşımını izledik. Ve teknik bir yön sıkıntı çıktı, giremedik. Çünkü Koç Üniversitesi üzerinden bağlanılıyormuş. O nedenle pek çok insan giremedi. Bir 10 dakikada problem çözmeye uğraştık. Bizde bir sorun olmaz. Eminim. Gökçe nasıl hocam? İyi mi? Nasıl gidiyor İyi, eğitimi? çok şükür çok yoğun çalışıyor. Hiç zamanı yok. Bugün de gene geç geldim. Ya artık beyin cerrahlarının, Kamil hocam da iyi biliyor, yaşamları bu. Yaşam tarzı. Ama yakından yaşayınca insan daha çok etkileniyor tabii. Uzaktan sadece sözel anlatmak o kadar şey yapmıyordu. Serpil sen nasılsın? Serpil herhalde geri gitti. Hocam teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Hocam Serpil. kusura bakmayın. Yeni geldim biraz Tabii, mesaiden. tabii. Tabii. Kamerayı açamıyorum ama sizi Tamam. dinleyeceğim sonuna kadar. Çok mutluyum. Niye Ederim. bozuk mu Sağ kameranız? olasın. Evet, kameramda bazen sıkıntı oluyor. Çok iyi göstermiyor. Allah Hocam Koç Üniversitesi'nin şeyinden sonra dün biz nadiyeleri çok zor izledik. Çok büyük kayıplar da olduğun için. Çünkü bağlantıda gerçekten çok ciddi sıkıntılar oldu. İnşallah olmaz hocam. Bu sefer öyle bir şey Allah olmayacak inşallah. diyelim. Evet. Güzel şeyler. Yani hani koçtan da beklemediğimiz bir şey oldu ama tabii Koç bağlantı bizim hakkında seviyeye çözdük. gelemez hocam. Ha? Koç bizim seviyeye gelemez diyor hocam. Güzel. Wow. Evet, İzmir bir başka oluyor. Ama Özlemlerim hocam biraz şeyi fazla. var. Türkiye genelinde, Ankara'da da çok fazla var. İnternet sürekli kopuyor. Yani çok fazla var. Kopma Ha, o problemi. onu bilmiyorum ama program açmada şunda bunda sorun olmaz bizde. Evet. Yani o zaten genel bir şey. Onlara yapılacak bir şey yok. Yani band genişliği sunan kişilerde bazen sorun oluyor. Kendi band genişlikleri dar olduğu zaman veya kablodan değil de Wi-Fi'den bağlanınca aynı şey oluyor. Evde kablo varsa direkt o kablodan bağlanıyor. Evet. Kablodan yapmaya çalışıyoruz hocam. Hem online eğitimler hem yüz yüze hepsi karışık oldu artık. Evet. Yani Evet. Wi-Fi'dan yapılacak diye alıp başka odaya daha başa geçerseniz onlar öyle olmuyor işte. Kopuyor, evet. Okuyor. O zaman o Her gün yeni bir şey öğreniyoruz hocam. Sonuçta. oturunca çok şey Yani... esasında yani yapacak şeyler basit. Onlara uygulayınca bir sorun çıkmıyor. Uğra sen nasılsın? Merhabalar Burak hocam, iyiyim. çalışıyor herhalde. Evet, çalışıyorum. Etkinliği de kaçırmak istemedim. İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Yoğun bakımda mısın Buğra? Evet, yoğun bakımdayım. Bir yandan da tableti getirdim takip edebilmek için.
Tavanından belli oluyor yoğun bakım olduğu. Hiçbir Evet, ne yeri yazık ki izlemeye havalandırmalar var. havalandırmalarla belli oluyor gerçekten. Nadiye Hocam, siz nasılsınız? Nadiye Teşekkür duymadı ediyorum. biraz önce. Ben de iyiyim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Yakin Derneği başkanlığı hayırlı olsun senin de. Teşekkür ederim. Özlem, Özlem bana mı Hocam, söyledim? Duymadın mı ses Bana kesik söyledim. kesik geldi. Koptun herhalde arada. Herkese O iyi anda benim de akşamlar. bağlantı gitti. Şimdi mobil veriyi açtım da hastanedeyim ben de, kardeşim rahatsız. Geçmiş Geçmiş olsun. olsun Özlem. Geçmiş olsun kızım. Hocam. Geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun Özlem. Sevgi Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Doktor Sanırım şu Ertan. anda değil mi Evet. bağlantı? Şamil Doktor abiyle Ertan. beraber Evet. çalışıyoruz. Evet. Arkadan Çok güneş geldiği için güzel yüzünüzü biraz şey yapıyor, hastaneyim beyazlaştırıyor. kardeşim. Ameliyat olacak yarın da, safra kesesi ameliyatı. O yüzden ara ara gidip geliyor, mobil veriyi açtım. Umarım kesinti olmaz. Geçmiş olsun Özlemcim, inşallah. Kısa zamanda toparlar. Eskiden safra kesesi ameliyatları denince herkes çok korkardı. Tetkikler falan ne kadar şeydi, sıkıntılıydı. Şimdi her şey çok Çok kolaylaştı. teşekkürler hocam, sağ olun. Ses Endoskopi mi duyamadığım için olacak? çok teşekkür Peki. ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Beste hocam, siz de hoş geldiniz. Uzun süredir Merhaba, görmüyorum. merhaba. Hoş Merhaba. bulduk, merhaba. Uzun süredir ben de görmüyorum Evet, Beste merhaba. hocam. Yani şey, Zeki hocam, bilim dalları nasılsınız? farklı olunca Merhaba Beste hocam. görüşmüyoruz. Evet Merhaba, hocam. merhaba. Merhaba herkese. Şimdi neredesin Beste? Üsküdar'da mı? Hocam İspanya'ya geçtim. Evet. 2 yıldır Değil oradayım. mi? Özelde çalışanlar çok mobil oluyor. Takip etmek zor Evet. oluyor. İstanbul öyle. Evet, İstanbul Evet, ya, ayak İstanbul. uydurdunuz. Buraya ayak uyduramaz hocam. Zor iş. Beste hocam, ama İstanbul sizi yıpratmamış. İzmir'den ayrıldığınız gibisiniz maşallah. Yok yok yok, vallahi öyle değil canım ya. İzmir'i çok özledim. Ay, bekleriz, biz de özledik Yani sizi. İzmir'in de ayrı bir güzelliği var tabii. Evet hocam. Evet. Her şey de farklı. Kızınız geldi hocam. Teşekkür ederim. Ben de ne zaman buraya gelsem sizinle ilgili bir konferans oluyor. O da çok hoş tabii. Gülsü Hocam, siz Serpil Yüksel Hocanın şeyinden bahsettiniz değil mi? Evet hocam. 25 Mayıs'ta yapalım. Tamam hocam, ben onu not alayım. Serpil hocamla. Sevgi Hocam, tanıtım fotoğrafınızda Kamil abi bir fotoğraf atmış. Askeri kökenli misiniz? Evet. Evet. Emekli albayım hocam. Bizim rahmetli Şevket hocamız da aynı. Kamil abi bahsettiğimi bilmiyorum. Emekli yarbaydı. Bizim şefimizdi yıllardır. Gata'dan. Şevket Tektaş. Kaç yıllarında yaptı hocam? Sizler beraber. Kamil abi 84'te kuruldu hastane Yeşilyurt. Buraya geldi 85 civarında. Sanıyorum bir 10 yıl emekli oldu mu abi? 10 yıl. Yani 2004'te falan bitti herhalde şey. Yok abi, ben 2003'te başladım bu hastaneye. Benim sınava girdi EPK'ya. Yani 3-4 yıl daha çalıştık böyle. Yani 2007-2008 diyelim hocam. En fazla. Ben geldiğimde gitmiş hocamız. Ben stajyerken hatırlıyorum. Bütün klinikleri dolaştığım için. Ama daha sonra ben yani 85'te gittiysem Yok. Ha şeyde Gata'da. Evet. O Gatahane'den Gata'dan. ayrıldı ise. Gata'dan abi. 84'te ayrılmıştır. Hı. 84'te ayrılmıştır. De beyin cerrahisi ile Gata komutanlığı arası birazcık açıktı Ha. açıkçası. Bizim hastanede de Siz başhekimlik biraz özgür yapıyoruz, onlar olduğunuz için beyin cerrahisi genellikle özgür klinikler. bizim hoca sebep olmuş olabilir biraz şeydi. Aynen. Evet, evet. Yani yarbayken emekli olması biraz onu da gösteriyor. Çünkü Başhekimlik. normalde albaylığı ve generalliği beklerler bizdeki hocalarımız.
Ama böyle erken ayrıldıysa mutlaka bir şey vardır. İçine sinmeyen bir şey vardır. Onun için gitmiştir. Beyin cerrahisi biraz şeydi. Biliyorsunuz o sırada beyin cerrahisindeki ekip devamlı Ürdün'e gidiyorlardı. Ürdün kralının arzusu üzerine. Orada ameliyat yapıyorlardı. Haftada bir böyle uçuşlar Gata oluyordu. ekibi mi? Gata ekibi mi Evet. diyordu? Gata'nın beyin Pardon. cerrahi ekibi. Ertan, sessiz alacağım herkesi. Tamam abi. Sevgi Hoca'ya istek gönderiyorum. Hülya Hoca'ya istek gönderiyorum. Hocam, teşekkür Hülya ederim. Hocam başlayabiliriz. Saat Başlayabilir miyiz? Evet, evet. o saat 19 oldu. O zaman herkese öncelikle merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü online konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Daha da katılımcılarımız devam edecek. Herhalde bu konuda Kamil Hocam destek olacak. Çok değerli bir konuğumuz, hocamız var. Ama ona geçmeden, konuşmasına geçmeden önce bugünkü konferansın moderatörlüğünü ve ev sahipliğini ben yapacağım. Kamil Hocam'ın da desteğiyle birlikte. Birçoğumuzla tanışıyoruz ama ben kendimi kısaca tanıtmak isterim. Ben Profesör Doktor Hülya Bulut, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, yeni fakülteyiz herhalde en son kurulan. Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Türk Hemşireler Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Nöroşirurji Hemşireler Derneği'nde başkanı oldum. Sevgi Hocam'ın da ciddi Evet. katkılarıyla. Bu online eğitim platformu İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Program Yöneticisi Sayın Profesör Doktor Hasan Kamil Sucu'nun inisiyatifiyle başlamış olan bu program 21 Mart 2022 tarihinden itibaren ayda bir kez Nöroşirurji Hemşireliği Derneği ile ortak toplantı düzenliyor. Kendisine bu konuda da desteği için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biraz önce Kamil Hocam yaptığı gibi ses kirliliğinin olmaması adına toplantı süresince mikrofonlarınızı kapalı tutacağız. Çok fazla ses geldiğince sıkıntı oluyor. Sorularınızı ve katkılarınızı Zoom programı üzerindeki chatten rahatlıkla yazabilirsiniz. Sorularınızı oraya iletebilirsiniz. Sorularınızı iletirken isim, çalıştığınız kurum ya da şehir bilgilerinizi, bazen isimleri görünüyor ama olmayan arkadaşlarım ekleyebilir. Hocanın konuşması nedeniyle de sorularınızı, görüşlerinizi tartışacağız. Ben buradan okumaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar ikili tartışmalar ve konuşmalar formatımızda, program formatında yok. Moderatör olarak da anlatılan konuyla ilgili tüm soru, katkı ve yorumlarınızı belli bir düzen içinde ben de not alacağım ve daha sonra hocamıza aktaracağım. Bu durumda da hani ayrıca konuşma süresince bir iş yapıp mikrofonun açılmasını istemeyin. Bugünkü değerli konuğum Sevgi Hatipoğlu. Biraz önce hocamızın da söylediği gibi özgeçmişinden biraz bahsedelim. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan 1975 yılında lisans eğitimini, 78 yılında yüksek lisans eğitimini, 1984'te de doktora eğitimini tamamlamıştır. 88 yılında doçent, 95 yılında da profesör unvanı almıştır. Transplantasyon hemşireliği alanında çalışan ilk hemşirelerden biri olan Profesör Doktor Fatma Seyit Hatipoğlu, 1975-80 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi transplantasyon ünitesinde Profesör Doktor Mehmet Haberalp ile birlikte çalışmıştır. 1983 yılında Gülhane Askeri Tıp Eğitim, Tıp Akademisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaya başlamış. 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu'nun kurulmasında görev almış ve bu kurumda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2001-2005 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış. 2005-2012 yılları arasında da aynı okulda Hemşirelik Yüksekokulu müdürlüğünü yapmıştır. 2012 yılında da kurumdan kıdemli, kendisinde belirttiği gibi kıdemli albay olarak emekli olmuştur. Çeşitli dernek üyelikleri, yönetimleri tamamlamış olan yüksek lisans, doktora tezleri, ulusal ve uluslararası birçok yayın ve ödülleri olan Sevgi Hatipoğlu hocamız, mesleki çalışmalarını Bangkok, Zürich gibi bölgelerde hemşire hizmetlerine yönelik kurs, bilgi, gövde arttırmayla ilgili çalışmalara da katılmıştır. İki kız annesidir. Şimdi Kanada'da bir kızının yanında kendisinin beyin cerrahı olduğunu zaten biraz önce duymuştuk. Diğer kızı da fizik tedavi uzmanı Almanya'da. Bugün bize Sevgi Hocam ne hazırladı bizimle paylaşacak.
Bizlerle Cumhuriyet'in 100. yılında çok çok önemli olan bir konu. Cumhuriyet'in 100. yılında hemşirelik konulu bir konferans verecek. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum sevgili hocam. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sözü size Teşekkür bırakıyorum. ederim. Ekran paylaşımını da yaparak başlayabilirsiniz. Buyurun hocam. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Hülya bu geniş tanıtımın için. Genelde ben bu kadar geniş tanıtımları beklemek istemiyorum. Çünkü yani bizi zaten biliyorlar hepimizi. Çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetin için. Evet, sanıyorum ekrana geldi. Evet, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekten çok heyecanlıyım. Günlerdir de bu heyecanı yaşıyorum. Öncelikle bana bu heyecanı yaşattığınız için Sayın Kamil hocama ve Hülya hocama çok teşekkür ediyorum. Ve kıymetli öğrencim Gülşah'a da çok teşekkür ediyorum. Değerli grubumuz beni uygun gördüler 100. yılda hemşireliği anlatmak için. O nedenle ve siz katılımcılara da ayrıca hoş geldiniz için ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beklentilerinizi karşılayacak bir sunum olur. Çünkü yaklaşık bizim de 98 yıllık tarihimizi, 100 yılın içinde 98 yıllık tarihimizi bir saate sığdırmaya çalışacağım. Uzun yıllardır tabii bunun da heyecanını yaşıyorum açıkçası. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı bizim için tabii çok çok önemli. 1923-2023. Buna ilişkin bir kitap hazırlanıyordu. Orada da burada anlattıklarımı 4 sayfaya sığdırarak yazmak zorundaydım. Onu da yazdık. Ve umarım o da ses getiren bir çalışma olur Emel Yılmaz hocamızla birlikte. Hemşirelik mesleğimizin de 98. yılı ve o tarihi yani kurulduğumuz ya da hemşireliğin başlangıç tarihinde olan bir haritayla vermek istedim. Çünkü gördüğünüz gibi haritada Florence Nightingale İstanbul'a yerleştirdi. İstanbul'dan dünyanın her tarafına sesi gitti Florence Nightingale'in ama bizdeki sesi biraz geç geldi. Nelerden bahsetmek istiyorum? Öncelikle nasıl başladığımızı anlatmak istiyorum. Bu nasıl başladığımızda yeni yeni şeyler öğrenmek, yeni şeylere vakıf olmak beni çok heyecanlandırıyor. Hemşirelik eğitim ve öğretimimizde ne gibi aşamalar kaydettik? Bunları kısaca vereceğim ki içinde yaşıyoruz zaten. Uygulama alanına biz bunları nasıl yansıttık eğitim ve öğretimimizi? Derneklerimiz ve yasalarımız, hemşirenin yayın hayatı ve sonuçta ne demek istiyoruz? Ona vurgu yapmaya çalışacağım. Evet, hemşirelik Cumhuriyetimizle birlikte ülkemizde hayat bulmuş bir meslek. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü öncesi yok. Öncesinde bizim diploması olan, okulu olan, düzenli eğitimi olan bir hemşirelik hayatımız yok. Neden yok? Neden yok diye düşünür iken şöyle de düşünmekten geri kalamıyorum. Eğer Cumhuriyetimiz gerçekleşmeseydi, bizler okulu olan ve dünya kriterlerini yakalayan meslek mensupları olabilir miydik? Bir saniye bunu düşünmenizi istiyorum. Gerçekten Cumhuriyetimiz olmasaydı biz neredeydik acaba? Ya da diğer bir deyişle kadın ve hemşire olarak çalışma hayatına katılabilir miydik? İşte bütün bu soruları düşündükçe ve yıllara da baktıkça 65 yıl bekledik. Herhalde bir 35 yıl daha beklerdik. Eğer Cumhuriyetimiz ve Ulu Önderimiz Atatürk olmasaydı. Neden? Neden biz bu kadar bekliyoruz? Bizim ülkemizde Florence Nightingale geldi. 1854-1856'da devrim padişahları ve üst düzey bürokratları tarafından takdirle karşılandı. Ki öyle bir takdir ki 1. Ordu Komutanlığı'nın bir kulesi ona tahsis edildi. Yani istirahat etmesi, çalışabilmesi için. 1. Ordunun kapısından girmek bile çok güçtür. Ama orduda kadın bulunması normalde uğursuzluk olarak kabul edilirken 1. Ordu'ya Florence Nightingale alındı ve misafir edildi. 2 yıl boyunca da bütün istekleri karşılanmaya çalışıldı. Hatta takdirler, hediyelerle bu sevinç gösterileri, bu kabullenişler gösterildi.
Sonra Florence Nightingale ülkesine döndü 1856'da ve çalışmalarına devam etti. Yazışmaları neticesinde 1860'da da St. Thomas Hastanesi'nde okulunu kurdu. Ve biz halen kuramadık. Takdir ettik, hediyelere boğduk ama bizde bir gelişme yok. Sonra tabii savaşlarımız başladı. Yardım ilkesi çerçevesinde bir şeyler yapılabilir mi düşünceleri tabii ki hakimdi ortama. Ama gene bir şey yapılamıyordu. 1860'da biliyorsunuz Kızıl Aç kuruldu. 1865'te biz Kızıl Aç'a üye olduk ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni kurdular. Kimler kurdu? Gene üst bürokratıda çalışanlar ve Besim Ömer Paşa ve fedakar arkadaşları bu cemiyeti kurdular. Yine bizler yokuz ortada. Kızıl Aç toplantılarına katılanlar, Kızıl Aç'ın sağladığı kadınların çalışmalarını, Kızıl Aç'ın sağladığı ve kadınların çok faal olduğu çalışmaları gördüler. Ama kendileri yeni bir şey yapamadılar. Sonuçta savaşların doğrultusunda kendi eşlerini, yakınlarını bu çalışmaların içine dahil ettiler. Artık eğitimli ve bürokratların eşleri cemiyette çalışmaya başladılar. Ne zaman? Gene bir süre sonra. Ondan da bahsedeceğim. Okul açtılar, Kızıl Aç, biz açamadık. Onlar ordu içinde hemşirelik yapılanmasına önem verdiler. Hatta Florence Nightingale'in bu konuda çok ciddi baskıları oldu İstanbul'dan itibaren. Onlar ordu içinde yine takım oluşumları Kraliçe Elizabeth tarafından gerçekleştirirken, biz 1985 yılında okulumuz açılana kadar tam 80 yıl bekledik. 83'te biz girdik ama 80 yıl bunu bekledik. Oysa ki dünyaya bakıyoruz. Dünyada 1900'lü yıllarda dünyanın her tarafında subay hemşireler var. Hatta öyle ciddi çalışmalar yapılıyor ki bütün savaşlara katılabiliyorlar. Peki biz bunlar, daha bunlar sorular artırabilirim. Bütün geceler düşündüm bu soruları, neden yapamadık, neden yapamadık diyerek. Birçok kaynakta da bunun soruları, cevaplarını buluyorum ama en yetkili kaynaktan biraz sonra da bahsedeceğim. Şimdi gene Florence Nightingale'e ben takılmaya devam ediyorum. Ve Florence Nightingale'i ülkesi nasıl takdir etmiş diyorum. Biz takdir ettik de ülke nasıl takdir etti? Ülkeye bir bakıyorsunuz, Florence Nightingale döndükten sonra 1860'da okulunu kurduğu zaman bu okulu kendi adıyla anıyorlar. Ama St. Thomas'ta kurulan bu hastaneyi biz de, hastanesinde kurulan bu okulu biz de ziyaret ettik 99 yılında. Gerçekten çok görkemli ve çok etkileyici. Ve ülkesinde kahraman olarak ilan edilen Florence Nightingale'in tüm istekleri zor da olsa İngiliz bürokrasisinin o soğuk tavırları karşısında Florence Nightingale yılmıyor ve bütün isteklerini kabul ettiriyor. Biz halen bir şey yaptığımız yok. Florence Nightingale'in bu çalışmaları dünyada çok takdirle karşılanıyor. Herkes bir şey yapıyor. Mesela John Hopkins'e gittim. Florence Nightingale'in kullandığı daktiloyu gayet güzel muhafaza ediyorlar katta. Cam fanus içine koymuşlar ve buraya geldi, bu sandalyede oturdu, bu daktiloyu kullandı diye de insanlara gösteriyorlar. İşte Florence Nightingale Müzesi'ne de bakıyoruz. Gene St. Thomas Hastanesi'nin hemen yakınında. Yerde gördüğünüz gibi bir şey var. Epidemiolojik çalışmaların yer aldığı o grafik yere implant edilmiş ve oradan herkes gayet güzel izleyebiliyor. Peki biz nasıl bir müze açtık? Bakıyoruz, birinci kule. İşte gördüğünüz gibi birinci ordunun birinci kulesi. Son derece görkemli bir yerde ve hakikaten çok görkemli bir yer ve burası açıldı ve orada da biz Florence Nightingale Müzesi'ni oluşturduk. Çalışma masası, üst kata çıkıyor yatak odası ve böyle hastaya nasıl baktığı feneri, ki öbür müzede de gördünüz, görebiliyorsunuz. Daha sonra bizim Eren hocaların ve diğer İngiltere'den gelen Margaret Teacher'ın görevlendirdiği kişiler, ICN temsilcilerinin açtığı bu müzede biz Çanakkale Savaşları'na ilişkin anılarımız da girişe yerleştirmişiz. Ve böylece müzenin o tarihi dokusunda ister istemez bir değişiklik yapmışız. Bunu biz de gördük gittiğimizde. Hilal Ahmer Cemiyeti'nde bizim kadınlar ne yapıyor, nasıl yol alıyorlar diye incelediğim zaman
Hilal Ahmer'den Kızılay'a kitabı 2000 yılında bir basılmıştı. Daha sonra 2020 yılında yeni belgeler ışığında tekrar basıldı. Birçok yayın evi de bunu bastı ayrıca. Ama belgeye dayalı tamamen gerçek bir çalışma. Akgün ve Ulutekin'in yaptığı çok ciddi bir çalışma. Bunu tekrar kapsamlı olarak incelediğim zaman ki 600 sayfalık bir kitap bu. Hilal Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkezi'nin önemini görüyoruz. Şimdiye kadar çok dikkat etmediğimiz ama bu kadınlar merkezinin çalışmaları ile hemşirelik okulunun ön çalışmalarının yapıldığına kanaat getirmeye başladım ve bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü beni çok heyecanlandırdı bu kadınlar merkezinin çalışması. Çünkü kadınlar biliyorsunuz yani belki hemşirelik olmasa da kadınlar bu kadar çalışma hayatında da atlamayacaklardı. Kadınları belli bir şekilde çağdaşlaştırabilmek için işte tazminat, meşrutiyetler, kadına bir takım özgürlükler vermişler. Ama en önemli özgürlüğü ikinci meşrutiyet devrinde kazanmaya başlamışlar. Sultan Reşat ve ekibi hakikaten Hilal Ahmer Cemiyeti'ne ve Kadınlar Merkezi'nin kuruluşuna çok önem veriyor. Ve koruyuculuğunu yapıyor. 1912 Mart'ın Hilal Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkezi yani Florence Nightingale'in ölümünden yaklaşık 2 yıl sonra. Bu da son derece enteresan geliyor. Yani bu kadar takdir ettiğimiz Florence Nightingale'i biz de hemen unuttuk. Çünkü müzesini bile daha sonraki yıllarda yani uzun bir aradan sonra açabildik. 50 yıl sonra açılıyor ve çağdaşlaşmanın ön koşulu olan kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında da öncülük etmeye başlıyor. Şimdi kadınlar merkezi ilk iş olarak ne yapıyor? Tabii ki orduya yardım edecek. Çünkü savaşın içindeyiz. Trablusgarp, Balkan savaşları içindeyiz. Bakıyor ki Kızılaş'ta da gördüler. Hasta bakıcılık burada çok önemli. Başka çareleri yok. Hasta bakıcılar çok önem vermeleri gerekiyor. Ve önem veriyorlar. Besim Emel Paşa ve ekibinden belli kurslar istiyorlar hasta bakıcılıkla ilgili. Ve hasta bakıcılık konusunda biz de artık uyanmaya başlamış oluyoruz. Nasıl? Kadınlar merkezi vasıtası ile. Oysa ki Müslüman kadınlar arasında bu yeni öğrenilir iken dünya bunda çok ileriye gitti ve ilerlemeye başladılar. Neden böyle diyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz. 1048 tane hasta bakıcı okulu var. Şimdi hemen bana diyeceksiniz çok büyük bir ülke tabii ki bu kadar olsun. Ama her yıl 7000 hemşire yetiştiriliyor. Fransa herhalde hadi büyüklük olarak bize yakın diyelim. 12 binden fazla hasta bakıcı yetiştiriyor Kızılaç. Almanya 4566'yı buluyor. Ve hanımlar merkezi bunları da gördükçe, öğrendikçe bu işe dört elle sarılıyorlar. Ve böylece biz iş yaşamına hanımlar merkezi vasıtasıyla girmiş oluyoruz. Ancak gene zorluklar bitti mi? Hayır. Bitmedi. Çünkü hanımlar merkezinde bekleyen pek çok sıkıntı var. Yüzyıllardır bir tabu var. Bu tabuyu yıkmak gerçekten çok zor. Kaç göç var, emeklemeye başlayan kadını durdurma var. Ve ki ben çocukluk yıllarımı çok rahat hatırlıyorum. Bizim kasabaya atılan ebe için yani demedik lafı bırakmadı bizim erkeklerimiz. Biz böyle bir ortamda büyüdük ve bu ortamdan çıkmayı başarabildik. O nedenle başlangıçta Hilal Ahmer Cemiyeti eğer bu kadınlara diploma vermeseydi, bu kadınları desteklemeseydi çok da hoşgörülü bir ortam içinde olamayacak idik. Evet, Besim Emel Paşa ve onun ekibinin yaptığı kurslar ve Hilal Ahmer Cemiyeti'nin sağladığı bu şemsiye gene de çok fazla etkili olamadı. Çünkü de bizim toplumumuzda özellikle erkeklerde bu değişimi yaratmak gerçekten zor. Ancak savaş var. Bize de ihtiyaç var. Bizden de vazgeçemiyorlar. O nedenle seçkin ailelerin bu eşlerinin, akrabalarının bu yardımları hasta bakıcılığın toplumsal, toplumda kabul görmesine vesile oldu. Çünkü başka türlü olamayacaktı. Hatta öyle bir çalıştılar ki bu üst düzey bürokratların eşleri, mesela Van valisi Tahsin Üzer'in eşi, Medea Hanım Doğu cephesindeki çarpışmaları görünce hemen bir
Hilal Ahmer Cemiyeti'ni Van'da oluşturdu. Kadınlar Merkezi'ni kurdu ve Asap Devreş'in denetimindeki hastanede bizzat kendisi çalışmaya başladı. Bu son derece onur verici bir davranış idi ve kadınlara da etkilemeye yetti. İşte gene Kızılay Derneği arşiv, belge ve arşiv genel müdürlüğünden aldığım, uzun uğraşlarla aldığım fotoğraflar var, belgeler var. Bunlardan bir tanesi Erzincan ve Filistin. Artık Filistin'e kadar uzanan bir Osmanlı İmparatorluğu var. Ancak burada çalışabilecek hemşirelerin yapılanması konusunda gayretler biraz noksan. Çalışmaları görüyorsunuz. Her türlü yoksul şartlarda bizimkiler çalışmaya devam ediyorlar. Bu çalışmalarda tabii ellerindeki diploma onların koruyucu kalkanı. Yoksa hafif kadın damgası da yeme ihtimalleri çok yüksek. Hilal Ahmer Cemiyeti'nin Kadınlar Merkezi, kadınların yaşadığı bu sorunu bildiği için bir hanımlar takvimi hazırlıyor. Bu da çok enteresan. 1915 yılından başlayarak küçük kitaplar halinde kadınlara bu takvimi veriyor. 2,5 sayfalık bir takvim kitapta yer aldığı kadarıyla. Çok da kısa ömürlü aslında ama kadınların kendilerini bulmaları, kendilerini güvende hissetmeleri, özgüvenleri kazanmaları konusunda da önemli bir adım olduğunu yine kitap vurguluyor. Ben de gerçekten çok inanmaya başladım. Oradan 3 tane söz seçtim. Belki sizin de hoşunuza gider. Kadın yurdun sağlık bekçisidir. Çok hoşuma gitti. Yani o devrede bunu konuşabilmişler. Bir kadın hasta bakıcı 20 erkek hasta bakıcıya muadildir. Yani kendilerini küçümsememeleri için söylenen bu sözler gerçekten çok güzel. En büyük milli kuvvet genç kızlardır. Bu da çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel şeyler var. Kadına kendini iyi hissettiren o kadar güzel şeyler yazmışlar ki hepsini buraya almak isterdim ama içlerinden biraz seçmek zorunda kaldım. Kitabın gene vurguladığı, bizim de bildiğimiz kadınlar arasında okuma genellikle okur yazar olma şey demiyoruz, mezuniyet demiyoruz, okula gitsin, mezun olsun şeyi yok zaten, %4. Ve bu %4'ü zaten bilen ulu önderimiz Atatürk biliyorsunuz, okuma yazma seferberliği başlattı. Bunun içinde birçok insanı görevlendirdi. Bunlardan bir tanesi de Sıdıkı Avar. Mesela Kır Çiçekleri aslında kitabında bu çalışmalarını yapıyor ve Atatürk'ün istediği mesela Milli Eğitim Bakanlığı kadınların okuması için bir rapor hazırlamasını istiyor. 1000 sayfalık bir rapor hazırlıyor ve 1000 sayfalık bu rapor maalesef sümenaltı ediliyor. Ve daha sonra da Sıdıkı Avar yargılanıyor. İşte bunun gibi bir ortamdayız. Küçük bir anekdotla girmeye çalıştım. %4 bile okur yazar değil ama Hanımlar Merkezi'nin bu takvimi işe yarıyor ve kadınlara birçok şey öğretiyor. Şimdi kadınlardaki bu kısıtlılık o kadar bilinen bir gerçek ki yurt dışında da çalışmalarda herkesin ilgisini çekmeye başlıyor. İşte Galatasaray Üniversitesi'nden mezun Elif Mahir Metinsoy şu anda tekrar Galatasaray'a dönmüş. Cambridge Üniversitesi'nde bir doktora çalışması yapıyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kadınların yaşamını. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasındaki arkasından Birinci Dünya Savaşı'na kadar giriyor ve kitabın ismini de bu şekilde veriyor. Ben burada sadece bu kitabı tabii online olarak satın aldım. Hemşirelik kısmına ne kadar yer vermiş diye baktığımda da benzer Hilal Ahmer Cemiyeti'nin belgelerine dayanarak aynı bilgileri burada da rastlayabiliyorsunuz. Ve onun da söylediği kadınlar için hasta bakıcılık yeni bir iş ortamıydı. Ya da savaşta bir takım şeyleri yapmak gerçekten iş ortamıydı. İşte Hanımlar Merkezi o kadar olağanüstü çalışmaya gayret ediyor ki Hilal Ahmer Cemiyeti'nin açtığı birçok hastane var birçok yerde. Bunlara toplam 277 tane kurs görmüş hasta bakıcılarını gönderiyor. Yetişmeye çalışıyor. Elinden geldiğince her bir şeyi yapmaya çalışıyor. Ama sayılara bakıyoruz. Biraz önceki sayıları tekrar hatırlatırsam Amerika'nın, Fransa'nın ve Almanya'nın sayılarını. Bu sayıların yanında 277 nedir ki? Hiçbir şey. Evet, böyle sıkıntılar içinde savaş yıllarında hasta bakıcılığın da ya da hemşireliğin de yaygınlaştığı yıllar olmaya devam ediyor.
Öyle yaygınlaşıyor ki Halide Edip adı var. Biliyorsunuz birinci ve ikinci İnönü Muharebelerinden sonra Eskişehir'de konaklayan askerlerin yaralı oluşunu gördüğü zaman çizmelerini giyip hemen hastaneye koşup çalışmaya başlıyor. Evet, buna ait de pek çok romanı okumanız mümkün. Sadece bizim kadınlar mı burada çalışmak istiyor? Artık popülaritesi arttıktan sonra. Hayır, başka çalışmak isteyenler de var. Onlar da derneğe yazı yazıyorlar. Biz de burada çalışabilir miyiz diye yabancı uyruklu kişiler. Evet, Hilal Ahmer Cemiyeti bu şekilde çalışan kadınları ödüllendirmekten de geri kalmıyor. Kendi çapında ödül verdiği gibi yurt dışından da ödüller, yani normal Kızılaş'tan da ödüller gelmeye başlıyor. İşte Hanımlar Merkezi'nin bu çalışmalarını takdir eden Fransa Kızıl Haç'ı, yabancı ülkelerde kalan Türkleri topladığı için Safiye Hüseyin Elbi'ye Fransız Kızıl Haç madalyasını veriyor. Bu madalyayı biz hepimiz farklı şekillerde biliyoruz ama Fransız Kızıl Haç'ı 12 kişiye bu madalyayı veriyor. İşte son satırlarda şurada gördüğünüz gibi Türkler var. Ve bizim bu takdirimiz tabii ki başka alanlara da sıçrıyor. İşte Kurtuluş Müzesi hazırlanırken Anıtkabir'de ilk kadınlar kimler diye araştırılmış ve bizde de Safiye Hüseyin Elbi madalyalarını göğsünde görüyorsunuz. Burada resmine ve büstüne yer vermişler, çalışmalarına yer vermişler. Ancak camın kenarından bu kadar resim çekilebiliyor, başka türlü çekilemiyor. Tabii Safiye Hüseyin Elbi'nin unutulmayan çalışmaları Reşit Paşa Hastane Vapuru'ndaki başhemşirliği ve yurt dışında Türk öğrencilerin toplayıcı, onlara yardım edici çalışmaları oluyor. İşte Hilal-i Ahmer Cemiyeti bakıyor ki kadınlar arasında bu iş çok tutuldu ve kendileri de bu işi güzel yapabiliyorlar, kurslarla da olsa. 1911 yılında bir hemşirelik okulu tasarlıyorlar. Kızılaş'ta bu okulun tasarlanmasında önemli rol oynuyor. Ancak savaşlar yüzünden bu okul gene açılamıyor. Ve 1925 yılına kadar da böylece kalıyor. Oysa ki bu okul o sıralarda ya da öncesi açılabilseydi bilmiyorum. Şu anda herhalde kamuoyunda daha farklı bir yerlerde olabilirdik diye düşünüyorum. Evet, nasıl açıldı? Şimdi nasıl açılmasını hepimiz klasik olarak Doktor Besim Ömer Paşa ve arkadaşları işte konferans izlediler. Florence Nightingale'in gelişini gördüler. Nasıl alkışlandığını, ayakta alkışlandığını gördüler. Onun üzerine böyle bir şey açtılar diye. Hikaye sadece bundan ibaret değil. Daha da gerisi var. Hanımlar Merkezi'nin oynadığı rol Atatürk'ün de çok dikkatini çekiyor. Savaşta Hilal-i Ahmer Cemiyeti kadınlarının çalışmalarını o da çok takdir ediyor. İyi ki Ulu Önderimiz bizleri bu şekilde takdir etti. Eğer o takdir etmesi de herhalde bu okul gene açılamayacak. Neden bunu diyorum? 1923 yılında Ulu Önderimiz yeni evlendiği eşiyle, 1923 yılında evlenmişti ve hemen arkasından da yurt gezisine katıldılar. Konya Kadınlar Merkezi'ni ziyaret ediyorlar. Çünkü Konya Kadınlar Merkezi davet ediyorlar. Ben daha önceki yıllarda hep şunu söylerdim, niye bizim hemşireler davet etmedi diye. Ama bunu davet etti verisine ulaştığım zaman da çok mutlu oldum. Atatürk'ün buradaki konuşması çok önemli. Aynen okumak istiyorum. Çünkü özetlemem konuşmaya sanki ihanet ediyormuşum gibi hissettirir beni. Bu dakikada Konya'nın çok seçkin, kıymetli hanımlarıyla, çok saygıdeğer aydın hemşirelerimizle ve kendilerine eşlik eden arkadaşlarıyla hep bir arada bulunmaktan çok memnun ve duyguluyum. Hanımefendi hemşiremiz söyledikleri nutukla memleketimizin 40 senedir yaşadığı hayatı, geçirdiği devreleri çok kıymetli ve çok açık şekilde özetlediler. Bunu açıklamak için bir kelime bile hatırlamak ve ilave etmek istemiyorum. Sözlerini bu şekilde uygunlukla andıktan sonra şunu ilave edeyim ki Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ve özellikle bu yüce cemiyette çok büyük faaliyet ve dirayetle fedakarlık gösteren saygıdeğer hanımlarımızın askeri hareketlerde milli mücadelenin başarıya ulaşmasında gösterdikleri gayret ve yardım, orduya yapılan hizmetlerin
kıymetlerinden birini oluşturmaktadır. Ben bunları okurken inanın gözyaşlarımı tutamadım. Bizim yani başkanın yaptığı konuşmayı bu kadar güzel değerlendiren, 40 senedir yaşadıklarını anlatan bu konuşmayı maalesef metne ulaşamadım. Ama Atatürk'ün yorumlarıyla size aktarıyorum. Beni çok derinden etkiledi. Atatürk daha sonra eşiyle Kastamonu'ya gitti. Kastamonu biliyorsunuz tarihimizde son derece önemli bir yer Şerife Bacı'dan dolayı. Hanımlar merkezini ziyaret ederken yanında Sovyet elçisi ve Azerbaycan elçisi de vardı. Buraya uğraması çalışmaların, hanımlar merkezinin çalışmalarının önemini kavradığı, merkeze destek vermek istediği içindir diye kitabın yorumu var. Hanımlar merkezinin Türk Savaşı'nda, Türk Kurtuluş Savaşı'nda örgütlenmesi gerçekten çok önemliydi. İşte gördüğünüz gibi gayet ciddi çalışan hanımlarımıza ait bir resim de gene Kızılay'ın arşivlerinde mevcut. Evet, üzüntüm bitmiyor. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. 40 yılı nasıl anlatmıştı bu Kadınlar Cemiyeti Başkanı, Konya Kadınlar Cemiyeti Başkanı? Evet, hep şimdiye kadar erkekler bizi geri bıraktı dedik. Ama gerçekten sadece erkekler miydi? Ya da ülkenin içinde bulunduğu bu durum muydu? Bazı kadınlarımızın da bu işe destek verdiklerini görmek de içimi acıtıyor açıkçası. Bunu çok öncelerden görmüş ve anlatmıştım. Pek çok yerde de anlatıyorum. Halen içime sindiremiyorum çünkü. Esas kaynağı acaba yanlış mı tercüme oluyor diye esas kaynağa ulaşmaya çalıştım. Ve Milli Kütüphane'den de bunun esas kaynaklarını buldum. Hayır, yanlış değildi ama ben gene kitabın Akgün'ün kaynağına göre vermek istiyorum. 1908 yılı Ağustos ayında İktam gazetesinde İsmet Hanım'ın "Ya biz ne olacağız?" başlığı altında evlenemeyen kadınlarla dulların yaşamlarını kazanmaları için meslek sahibi olmaları gerektiğini savunmaktadır diye belirtirken, bu yazara cevap veren Keçicizade İkbal Hanım'ın da yüksek tahsil görmeye ve o tahsilden faydalanmaya kadın olarak yaratılmış olmamız manidir. Çok acı. Kadınların memur olmak, mühendis olmak, ameli olmak, posta mühendisi olmak gibi mesleklerle geçimlerini sağlamaktansa aç kalmaları daha iyidir. Bu kadınlar ne çabuk unuttular. Meşrutiyetten önce kendileri yazı bile yazamıyorlardı. Meşrutiyetle birlikte onlara bazı gazetelerde yazı yazma hakları verilmiş ve bu yazı yazma haklarını da bu şekilde kullanmaya başlamışlar. Ve ben buna halen çok üzülüyorum. Üzülmemek de elimde değil. Çünkü tarihin önceki sayfalarına baktığımız zaman, milattan öncelere de gittiğimiz zaman, Orta Asya'daki kadınlara baktığımız zaman, kadının eşitlik ilkesi çerçevesinde ana ve kahraman olarak rol aldığını görüyoruz. İşte at biniyor, silah kullanıyor, savaşabiliyor. Evet, çok enteresan gelebilir. Çünkü biz şimdi at binmeyi zaten hobi olarak yapıyoruz. Ama benim rahmetli annem hem çok güzel ata binerdi, hem çok güzel silah kullanırdı, hem de çok güzel korurdu. Herkese karşı, herkes. Evet, biz yurt dışında nasıl yer alıyoruz? Bunu da çok merak ediyordum. Gene fırsatı yakaladım Wisconsin'e gittiğimizde. Wisconsin Kütüphanesi'ni ziyaret ettiğimizde çok büyük ve çok güzel bir kütüphane. 1924 yılında basılmış bir kitap gördüm. Hemşirelik tarihini anlatan bir kitaptı, kısa başlıklar altında. Peki Türkiye'ye nasıl yer vermişler? Çünkü okulumuz yok. Bakalım bizi Hilal-i Ahmer'i andılar mı, gördüler mi diye merak ettim. Ama ne yazık ki Hilal-i Ahmer'i göremedim. Gördüğüm şey azınlık hastanelerinde çalışan hemşirelerin bakım sistemleriydi. 317. sayfasında fotoğraf görüyorsunuz. Afişte de bu fotoğrafı Kamil Hocam kullandılar. Evet, Türk ve Ermeni hemşireler çocuk hastanesinde çalışıyorlar. Ve o devrede Türkiye'de 10 tane azınlık hastanesi açıldı. Hepsi genelde İstanbul'da, tabii Türkiye'nin başka yerlerinde de var. Ve misyoner faaliyetlerini de devam ettiler. İşte 1924'te gördüğüm bu sayfa beni çok etkiledi. Hatta kızıma da dedim, böyle bir şey daha önceki kaynaklarda görememiştim. İşte bu okullardan bir tanesi de hepimizin çok iyi bildiği Amiral Bristol Hemşirelik Okulu. Bu Amiral Bristol Hemşirelik Okulu 1912 yılında kurulur iken sadece yabancı öğrenciler alıyordu. Yine Türk öğrencileri kabul etmiyor idi.
Daha sonraları anlaşmalar değişti. Türk öğrenciler kabul edildi. Bunu da gene Gülsevim Çevikenir kaynağına göre söylüyorum. O çünkü hem Türkiye'deki bütün hemşirelik okullarını hem misyonerlik okullarını hem de kendi okulunu çok geniş bir şekilde anlatmış. Ve böyle bir kitabı da yayın hayatını kazandırdığı için kendilerine de teşekkür ediyorum. Evet, dünyada hemşirelik okullar ne zamanlar açılmış diye gene merakımı gidermek istedim. Burada da sevgili Ayla Hocam, Ayla Temel Bayık Hocamız ve Dereli Hocamızın bir çalışmasını, daki tabloyu aynen buraya aktardım. 1836'da Almanya'da bu okul başlar iken bakıyorsunuz 1850'den 1900'e kadar bütün ülkeler hemşirelik okullarını açmışlar. Kızılaç bünyesi çerçevesinde ya da Kızılaç harici açanlar olmuşlar. Suriye'de bile var. Biz ne zaman açtık? 1925. Bizden önce İran'da açtı. Bizden sonra Pakistan ve Suudi Arabistan açtılar. Bu çok enteresan bir tablo. İyi ki böyle bir tabloyu da yapmışlar arkadaşlar. Peki 100. yılı kutlarken nelere dikkat etmeliyim? Acaba sadece kendi duygularımı mı anlatayım yoksa başka şeylerde ne kadar yer verebilirim diye baktığımda gene buradaki Western Üniversitesi'nin internette yer alan bir kataloğu vardı. Ona baktığım zaman çok enteresan. Yüzyıllarını kutlamışlar 2022 yılında. 1912'de kurulmuşlar ve çok güzel bir kutlama. Benim burada çok enteresan gelen bana 1921 daha biz kurulmadık branş hemşireliğinin gerçekleşmiş olması. Yani halk sağlığı hemşireliği konusunda artık eğitimlerini artırmışlar. Bu da çok enteresan. Dünya branş hemşirelerine yönlenirken, subay hemşireleri doğururken biz halen okulu kuramamanın acısı ile kıvranıyoruz. Evet, 65 yıl sonra Atatürk'ün ve Kadınlar Merkezimizin önderliğinde Besim Ömer Paşa'nın da takdirleriyle bu okul kuruldu. Başardık mı? Bunun yanıtını bundan sonraki slaytlarda hep birlikte göreceğiz. İşte okul açıldığında yine arşivden aldığım bir fotoğraf. International Council yani Dünya Hemşireler Birliği bu okulun kuruluşuna yardım etmek istediğine dair bir mektup gönderiyor. Bu mektup ne kadar dikkate alındı ya da alınmadı onu da bilmiyorum. Çünkü sadece mektubu söylüyor. Mektubun dışında bir bilgi yok. Ama zaten 1911'de de onlar Kızılaç gene bize demişti yapabiliriz, edebiliriz diyerek. Ama Kızılay kurulduğunda gene bu mektuplarını da sayfaya koymaktan kendimi alamadım. Besim Ömer Paşa alanında çok çalışan, çok başarılı bir doktor. Ve bu okul kurulduğu zaman nereye kuruldu? Şimdi Western Üniversitesi ile karşılaştırmak istemiştim. Evet, iyi ki bizimki de bir köşke kuruldu. Adnan Adıvar'ın köşküne kurulmuş. Daha sonra bu köşk ne oldu diye incelediğimiz zaman bu köşkü ziyaret eden hemşire müdürlerin inanılmaz kötü anıları oldu. Bu köşkü aynı şekilde muhafaza etmek yerine yeni yeni garip garip uygulamalarla bu köşk maalesef okul şeyinden tamamen çıkarılmış. Ki bu çok tarihi bir anda biz Florence Nightingale'in ilk kurduğu yerler gibi bunu muhafaza edebilirdik. Evet ilk öğrencisi Fatma Acar ve 24 öğrenciyle nasıl başladı? Bu gelen öğrenciler sadece okur yazardı. Diplomalı falan değillerdi. Sağlığı yerinde mi? Yerinde diye bu öğrenciler alındı ve özendirilmeye çalışıldı. İlk yıl 2 yıl, 3 aylık bir eğitimle başladılar. Daha sonra bu eğitim arttırıldı. Evet, 1927'de mezunlarını görüyorsunuz. Bir tek hemşire öğretmen var. Diğerleri doktorlardan oluşan bir ekip eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Evet, bu uygulama yapan ve enjektörleri de görüyorsunuz, tarihi enjektörleri. Ama benim burada en çok takıldığım nokta, en çok beğendiğim nokta öğrenci hemşirenin gülümsemesi. Bu ne tatlı bir gülümseme. Yani bunu şimdi internette hastaya bakarken görüyorsunuz. Ama böyle bir gülümsemeyi ben hayatım boyunca yan profilinden bu kadar içten, bu kadar güzel bir gülümseme. Enjektörü tutuştaki zerafete bakın. Yani üniformanın zerafetine bakın. Hepsi çok güzel. Hastanın ünitesi de çok güzel. Böyle gördük. Kız ay hemşireleri bunlara çok önem verirlerdi. Yatakta en ufak bir kırışıklık yok. Her şey çok muntazam hazırlanmış. Ve o şekilde de eğitiliyorlar. Burada da gördüğünüz gibi hepsi çok heyecanlı bir şekilde mezuniyete hazırlanıyorlar. Evet, 34'te
böyle hastanenin içinde ya da okulun içinde eğitimlerine devam ediyor hemşirelerimiz. Burada da aynı şekilde 35'teki mezunları görüyorsunuz. Gene öğretmen sayısında pek bir artış söz konusu değil. Şimdi Sağlık Bakanlığı bu arada ne yapıyordu diye düşünüyorum. Onu incelediğimiz zaman Sağlık Bakanlığımızdan önce de birçok kuruluş var ama 3 Mayıs 1920'de o da yeniden teşkilatlanıyor. O da çok enteresan. Bünyesinde 4 hemşire var. 560 sağlık memuru var. 136 ebe var. Sayfasına girdiğiniz zaman bu tür bilgileri görebilirsiniz. Bazen sayfada 2 hemşire de olabiliyor. Ve Sağlık Bakanlığı salgın hastalıklarla da mücadele etmek zorunda birçok merkezde açıldı. 1949 yılında tüm ülke çapında hastane kurmaya ama okul kurmaya başlıyor. Peki silahlı kuvvetler ne yapıyor diye baktığımızda silahlı kuvvetler de 39'da bir okul açıyor. Ama 7 yıl çalıştırabiliyor çünkü herhalde kurallar çok ağır geldi. Ancak ekonomik zorluklar deniyor ama ben de ekonomik zorluklar olduğuna pek inanmıyorum. Çünkü silahlı kuvvetlerin böyle bir okulu yaşatması için ekonomik zorluk yaşaması mümkün değil diye düşünüyorum. Tabii bu kendi düşüncem. 7 yıl sonra da okulu Kızılay'a devrediyorlar. Daha sonra tekrar 72'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi biliyorsunuz Etlik arazisine taşındığında çok ileri görüşlü hocalarımız vardı. Tekrar okulu açıyorlar. 85'te bizim okul yani Gata Hemşirelik Yüksekokulu'nun kuruluşunu gerçekleştiriyoruz. 92'de ön lisans okulumuzu açıyoruz. 2000'de okulumuzu kapatmıyoruz ama 30 yıllık planlarımızı devre dışı bırakıyoruz. Subay hemşire yetiştirmesine son veriyoruz. Ve sivil hemşire yetiştirmeye başlıyoruz. Şimdi de hemşire fakültesi olarak tamamen sivilleşmiş bir yapıda eğitimlerine devam ediyorum. Şimdi Florence Nightingale'in Ordu'da hemşirelerin yer alabilmesi için yaptığı faaliyetlere baktığımız zaman Florence Nightingale ta İstanbul'da bu işi Lord Parmur'a yani Savaş Bakanı'nın yardımcısına yazarak ondan söz alıyor. Ve orada hastaneleri kadın hemşirelik sistemini geliştiriyor. Western Üniversitesi ise Kanada'da 1942 yılında bakın bizim bakanlık 1949'da okul açılıyor. 1942'de kendi bünyesinde albay hemşiresi var. Evet kurumlar dayanamıyorlar. Artık herkes kendi okulunu açmaya başlıyor. Tabii siyaset de bu işin içine girmiş oluyor. Verem Savaş'la biliyorsunuz mücadele ediyordu. Kendi okulunu açıyor. Arkasından Sosyal Hemşirelik Koleji olarak da bu okul bir süre devam ediyor. Daha sonra da bakanlığa devrediliyor. Bakanlık da daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediyor bütün okulları. Sosyal Sigortalar Kurumu en büyük bizim sağlık güvencemiz olan kurum. Bu da kendi bünyesinde bir okul açıyor. Benim kendi sınıf arkadaşlarım buralarda çalıştı. Sonra kendi hastane bünyesinden bu okulu çıkarttı. Otellerde konuşlandırdı. Hepiniz dış kapıya giderken dönersiniz. Orada adı her zaman değişen bir otel var köşede. O otelde sigorta bu okulu konuşlandırdı. Şimdi bu okullar bu kadar çığ gibi açılırken bu okulları öğretmen yetiştirmek gerekiyordu. Onun için de dünyada benzeri olmayan bir okul kuruldu. Bu çok ileri görüş diye düşünüyorum. Bir tek İsviçre'de gördüm böyle öğretmen yetiştiren bir okul. Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Gevherliği ve Sağlık Eğitim Enstitüsü'nü açıyor. 3 yıllık eğitim veriyorlar 3 branşta. Daha sonra branş sayısı da artırılıyor. Kadın ve erkek öğrencileri alıyorlar. Erkek öğrenci biliyorsunuz biz erkek hemşire demiyorduk o zamanlar. Sağlık memuru diyorduk. Alarak bunlar üst eğitimlerini tamamlayıp sağlık kolejlerine ya da sağlık meslek lisesine ya da şimdi son adıyla meslek ve teknik liselere öğretmen olmaya bunlar devam ediyorlar. Ve 2000 ne yazık ki bunun da ömrü sadece 50 yıl bile sürmüyor. 61'de açılıyor, 2006'da kapatılıyor. Niye kapatıldı? İnternete girip girersiniz. Bakanın bu konudaki girişimleri şaibeli olarak anlatılıyor. Evet, Türkiye'de artık yüksek öğretim görme zamanının geldiğini de kanaat getirilmeye başlanıyor. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale'in tarihçe sayfasına baktığımız zaman Fahri Nisa Seden'in bu konuda ilk fikri attığı belirtiliyor. Ve bu da Kızılay mezunu bir hemşire hocamız. Fahri Nisa Seden bu fikri ortaya atıyor ama yeşermesi 1955'i buluyor. Ege Üniversitesi ilk hemşirelik yüksekokulunu açmış oluyor Ziraat Fakültesi bünyesinde. 30. yıl andaşlarına baktığımız zaman Muhittin Erol rektör aslında bu işe 1947'de başlamış.
47'de böyle bir okul açmayı istemiş. Ama arkadaşlar, en yakın arkadaşlar dahi akarsuya karşı mı duruyorsun demişler. Bu söz de beni çok etkiliyor, hiç unutmuyorum. Muhittin Erel'in bu çabası maalesef dumura uğratılıyor. Ama yılmıyor. 1955'te bu okulu gerçekleştiriyor. İlk öğrencisi de hepimizin çok yakından tanıdığı ve halen kendisiyle birlikte olmaktan onur ve gurur duydum. İnce Refe hocamız buradan mezun olan ilk ve tek öğrenci oluyor. Daha sonra hepinizin bildiği gibi Hacettepe ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulları açılıyor. Ve Eren hocamız, Perihan Velioğlu hocamız bu okulların kuruluşunda aldıkları destekle yollarına devam ediyorlar. Öyle bir yola devam etmek ki akademik kariyer de yapılması lazım. Bu meslek artık tutunması lazım. Bu meslek farklı bir boyutlara geçmesi gerekiyor. 1972 yılında ilk doçent olan kendileri. Ve biz daha sonra Perihan hocamızın doçentlik çalışmasında sözlü, biliyorsun, sözlü anlatımlar vardı. Onları izleyen kişileriz ve öyle bir tarihe de tanıklık etmekten dolayı da onur duyuyorum. Peki, artık böyle çok açılımlar başladı. Yurt dışında master ve doktora çalışmaları yapan hocalarımız, arkadaşlarımız da çoğalmaya başlıyor. Ben bir örnek olarak yakından gördüm nasıl gittiğini bildiğimiz Nurgün Platin hocamız ya da o soyadıyla Nurgün İlgen hocamız da Boston Üniversitesi'nde masterını 2 yılda tamamlayıp gelen kişilerden. Çünkü hem master yapıp hem kendi şahs tekrar Türkiye'ye dönüp kurumunda çalışan bir kişi. İşte kurumlar yetiştirdikleri bu elemanlarla şöyle övündüler. Biz Türkiye'de açılan bütün okullara hemşire yetiştirdik. Hoca yetiştirdik diyerek Eren hocamız da, Perihan hocamız da, Nebahat hocamız da bunlarla çok övünürler idi. Ve bence de övünmekte çok haklılar. Şöyle bakıyorum bütün okulların yöneticilerine ya da kuruluşta yer alan arkadaşlarımıza. Hepsi ya Hacettepe ya Florence Nightingale mezunu ya da Ege mezunu arkadaşlarımız. Evet, Perihan Velioğlu hocamız bu çalışmaları Türkiye hemşireliğinde kilometre taşları olarak özetliyor. Neydi bu kilometre taşları? Üniversitel yapılaşma gerçekleştirdi. Akademik kariyer gerçekleşti. Avrupa Hemşireler Birliği'ne kabul gerçekleşti. Dünya Sağlık Örgütü'ne danışmanlık gerçekleşti. Eren hocamız bunu yaptı ve fotoğraflarda ararsanız kendi anekdotunda var. Hemşirelikte ana bilim dalı çalışmaları gerçekleşti. Fakülte artık 14'e çıktı sayımız. Danışma kurulları devam ediyor ama bakanlık henüz bu konuda gene çok iyi adım atmış değil. Başlangıçta çok iyi adım atmıştı. Bu adımını geriye aldı. Açık öğretim gene çok güzel bir şekilde yürüdü. Vakıflar durur mu? Vakıflar da kendi çaplarında okullarını açmaya başladılar. Ama bu vakıflar içinde Koç Vakfı biraz daha farklı bir boyutta çalışmaya başladı. 1974'te Semahat Arsel başkanlığında hemşireliğe yardım için bir fon oluşturdular. Ve bu fon dahilinde hemşirelik yüksek okullarında çalışan hocalarımızın kitap yazmalarını istediler. Ben de bu grubun içindeydim. Hocalarımla birlikte yan yana olmaktan da onur duydum. Ve bu şekilde çalıştık. Halen de bu çalışmalarını devam ettiriyorlar kesintisiz bir şekilde. Evet, bu kadar okul açıldı. Bütün kurumlar farklı bir şekilde okullar açılıyor. Sonuçta ortaya şöyle bir manzara çıktı. Türkiye Hemşireler Derneği'nde çok ilgilendiği bir manzara. Lise mezunları var. Ön lisans mezunları var. Ondan öncekilerini artık koymuyorum. Açık öğretim mezunu var. Limne mezunu hemşireler var. Milli Eğitim Bakanlığı'na böyle bir uzaktan eğitimde böyle bir şey yaptırılmıştı 18 aylık. Lisans var, yüksek lisans var, doktoralılar var ve bunların hepsi klinikte çalışıyorlar. Hangi unvanla? Hemşire unvanı ile. İşte bu sorun burada çok ciddi bir şekilde düğümlenmeye başladı. Ne yapacağımız konusunda çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Bir resmi çözüm olarak hemşire yardımcısı unvanı kazandırıldı. Artık lise mezunlarına hemşire yardımcısı diyerek bu sorun bir nebze çözülmeye çalışıldı. Sorun bence hiçbir zaman da çözülemeyecek. Ama bir şekilde de biz ne olduğumuza bakmış olacağız. Sonra fakülteler kurulmaya başladı. Birdenbire hemşirelik yüksek okullarından vazgeçtik. Hemşirelik fakülteleri kuramadık. Sağlık Bilimleri Fakültesi kuralım dedik. Bu sefer yani biz kuralım dediğim, tabii ülkemizin yönetim biçiminden söz ediyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu. İlki de Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi idi.
Ve buranın dekanı da gene bir hemşire arkadaşımız olan Deniz Şelimen idi. Daha sonra 2011 yılında artık hemşirelik fakülteleri hayata geçmeye başladı. Ve o sırada okulda görevli olan Nezihe Kızılkaya, Biji, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan Hemşirelik Fakültesi'ne dönüşte dekan olarak görev aldı. Şimdi ise 14 hemşirelik fakültesiyle biz artık fakülte sayımızı, belki bugün yine bir tanesi olmuş olabilir, artırmaya devam ediyoruz. Evet, sonuçta ülkemize bir baktığımız zaman ben bu kadar yakınır iken birdenbire 177 tane lisans programına kavuştuğumuzu görüyorum. Bu da çok hoş. 14'ü Hemşirelik Fakültesi, 163'ü Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokulu ya da Meslek Yüksekokulu bünyesindeki hemşirelik bölümleri. Bunların 108'i devlet, 69'u vakıf ve 9'u da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ve gördüğünüz gibi hani başlangıçtan itibaren devlet, vakıf, özeller açar iken aynı şeyleri devam ettirmeye devam ettiriyorlar. Peki bunlardan 17'si de İngilizce açtılar. Önce Kıbrıs başladı herhalde İngilizce. Daha sonra da diğerleri yaptılar. Ve 15.552 mezun vermeye başladık. Bunlar kendi içlerinde eğitimde farklılaştırdılar. Klasik eğitimin dışında probleme dayalı öğretim, entegre eğitim sistemi, hemşirelik teorisyenlerin felsefesine dayalı OREM gibi bir takım modeller geliştiriyor. Yeni yeni gene modeller deniliyor. Eğitimi daha iyi nasıl yapabiliriz diye çalışmalar sürüyor. Tabii eğitim çalışmaları olduğu zaman Eğitim Derneği ve Akreditasyon Derneği de devreye girdi. YÖK bünyesinde, YÖKAK'tan onay alarak en son 29 okulu akredite ettiler. Biri yurt dışından akredite olmuştu. Onunla beraber 30 oluyoruz. Peki bu kadar okuduk, geliştik. Alana nasıl yansıdık? Buna baktığımız zaman önce Kızılay'dan başlamak istiyorum. Kızılay yaptığı eğitimle, yetiştirdiği mezunlarla gerçekten devrim yarattı. Kızılay Hemşirelik Okulu mezunları gerçekten çok ayrıcalıklıydı. Ben de çalıştım o arkadaşlarımla. Klinikte de çalıştım. Çalışma şekillerini gördüm. Gerçekten öğrenmeye istekli ve her şeyi yapabilen arkadaşlar idi. Son derece prensip sahipleriydi. Halen de bizim bazen korkulu rüyamız oluyor. Yanlış yapmaktan korkuyoruz. Onlar çünkü o kadar disiplinli ve güzel çalışıyorlar idi. Uygulama alanında gelişmelere baktığımız zaman Hacettepe bir ilke imza attı. Hemşire yönetir ve eğitir görüşünü benimsedi. Ve bunun içinde yine yurt dışında Hemşire Hizmetleri Müdürlüğü yapan Gülten Uyar hocamızı Hacettepe'deki Hemşire Hizmetleri Direktörlüğü'ne getirdi. Uzun bir süre çalıştıktan sonra Gülten Uyar hocamız okula geçti. Ve akabinde Nebahat Kum hocamız hem okulda hem de hastanede direktörlük görevini yürüttü ve bir şeye imza attı. Hastane okul işbirliğinin başlangıcı ve güçlenmesine yol açtı. Nebahat hocamız çok renkli bir kişilikti. Gördüğünüz gibi pilotluk denemesi yapıyor. Eşi uçuş pilotu olduğu için ve gerçekten başarılı uçuşları da oldu. Evet, Sağlık Bakanlığı ne yaptı? Sağlık Bakanlığı uygulama alanındaki bu hemşireleri en iyi şekilde çalıştırabilmek için çok çeşitli yöntemler uyguladı tabii. Ve sonuçta şunu bünyesindeki 4 hemşireden 227.292 sayısını ulaştırdı. İstatistiklerini öyle veriyor. Tabii bu hemşirenin hepsi kendisinde değil. 156 bini Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken, 35 bini üniversite bünyesinde, 36 bini de özel sektörde çalışmaya devam ediyor. Ancak 2022 sayılarını da isterdim. Ama bu sayıları istemek için çok girişimde bulundum. Zaten ülkemizde biliyorsunuz deprem zamanına geldi. O nedenle bu sayılara daha sonraki yıllarda ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Şimdilik onay almadığı için yayınlanmıyor. Ama ihtiyacımız artmaya devam ediyor. Nicel olduğu kadar nitel ihtiyacımız da artıyor. Bunu fark eden eğiticilerimiz bu konuyu her zaman vurguluyorlar. Sadece nicel olarak ki nicel konusu, sayısal konusu tüm siyasetçilerin de gündemine oturuyor ve ne yapabileceklerini bir sağlık meslek lisesi zamanında gördük. İstemediğimiz bir yıl okulda açıldı. Nitel olarak iyi yetişmemiz gerekiyor. Ancak bir şey yapılamadı. Sadece biz değil, tıp sisteminde yapamadı. Koruyucu hizmetler konusunda
Almanya'da imzaladığımız prensipleri maalesef hemşirelik ve şey bazında yerine getiremedik diye düşünüyorum. Evet, hemşirelik dernekleri ve yasaları gene çalışmalarda çok önemliydi. Bunu da fark etmişlerdi. Esma Deniz ve Besim Ömer Paşa bir hemşirelik kanunu derneği çıkartmak için önce derneği kurdular, sonra kanunu çıkarttılar. 1933 yılında ilk derneği kurdular. Ve Dünya Hemşireler Birliği'ne bunun kabulünü 49'da sağladılar. Bir ön çalışması yaklaşık 3 yılı almış. Toplantılarına katıldılar, ICN temsilcisi oldular ve bu konudaki anılarını 1949, 50, 51 yılındaki hemşirelik dergilerinde geniş olarak bulabilirsiniz. Türk Hemşireler Derneği'nin bu konudaki arşivi de gerçekten çok güzel. Ben de oradan çok yararlandım. Daha sonra da 54'te de ilk meslek yasasını hayata geçirdiler ama bu yasayı daha sonraki şeylerde biz 2007'de yeni maddeler ilave ettik. 2010'da da yönetmeliğimizi çıkarttık, görev tanımlarını çıkarttık ve hayatta yaşatmaya devam ediyoruz. Peki bunun akabinde branş dernekleri de çıktı. Branş derneklerinden ilki 1978 yılında Türkiye Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireler Derneği'dir. Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın önderliğinde biz bu derneği kurmuştuk. Yurt dışındaki çalışmalara katılabilmek amacıyla ki çok da güzel temsil ettik. Türkiye raporlarını hazırladık. Daha sonra 30'a yakın dernek kuruldu. 30 oldu sayımız şu anda. Akreditasyon Derneği ve Eğitim Derneği bu konuda en hemşirelik eğitimini, hemşirelik gelişmelerini izleyen ve denetleyen bir kurum olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Hemşirelikte araştırma ve geliştirme için Nebat hocamız bir dernek kurdu. İnovatif Hemşireler Derneği kuruldu. Pek çok ürün geliştirilmeye devam ediyor. Ve en sonunda benim çok hayran olduğum yurt dışında 1889'da kurulan Öğrenci Hemşireler Derneği var. Sigma Theta Tau diye. Biz de onun Alpha Chapter üyesiydik bir zamanlar. Yani 20 yıldan fazla üyelik yaptık. 40 bin, bizim zamanımızda 40 bin üye sayısı, şimdi 60 bine ulaştı. Öğrenci Hemşireler Derneği de kurularak umarım bu dernekle birlikte işbirliği yaparak çalışmalarını hızlandırabilir. Ben Öğrenci Hemşireler Derneğimizin de varlığını ve çalışmalarını gerçekten çok beğeniyorum. İyi yolu alıyorlar. Peki bu çalışmaları yayın hayatıyla göstermemiz lazım ki bizi tanıyabilsinler idi. Yayın hayatını kimler başlattı diye başladığımız zaman yine Florence Nightingale'den söz etmeden geçemeyeceğim. Çünkü 300 mektup yazmış 2 yıllık İstanbul hayatında. Yani 2 güne bir mektup yazıyor ve bu mektupların çoğu Sağlık Bakanı'na değil, Savaş Bakanı'na. Bizim Hilal Ahmer Cemiyeti'nin gönüllü hemşireleri ve Kızılay Hemşirelerinin çalışmaları da kayıt altına alınmış ama biz bunlardan farklı bir boyuta geçmeyi maalesef üretemedik. Daha farklı çalışmalar üretebilirdik. Çünkü Anzak hemşirelerinin bu günlüklerinden doktora tez çalışmaları çıktı ve internette de bunları görebilirsiniz. Türk Hemşireler Dergisi süreli yayınlar olarak biraz önce de söylediğim gibi yayın hayatını halen devam ediyor ve çok da güzel götürüyorlar. İlk kitap yayını da gene Kızılay'dan başladı ve hızla artmaya devam etti. Evet, yayın hayatımız uluslararası boyutta devam ediyor. Çünkü akademik çalışmalar için biliyorsunuz yapmak zorundayız. Ve bunları da hayata geçirebilirsek tabii daha mutlu olacağız. En son bakanlık da bu yayınlara bir katkıda bulundu. Hemşirelikte temel yetkinlikler kılavuzunu yayınladı. Ve bunu da görmekten de tabii mutluyuz. Evet, son slaytlarıma geldim hocam. Şimdi sonuçlandıracak olur isem, hemşirelik mesleği Cumhuriyetimizle birlikte diplomasına kavuşmuş bir meslek. Onun için 98 yıllık hayatında, 100. yıl içinde çok ayrı bir yeri var. Cumhuriyetle birlikte hayat buldu, Cumhuriyetle birlikte gelişti, Cumhuriyetle birlikte gelişmesine devam edecektir. Ve iki Kızıl Haç nişanına, bir İspanyol Kızıl Haç nişanına sahiptir. Safiye Hüseyin Elbil, Leman Birol ve Asuman Türerler. Ve uluslararası tanınırlığı artmıştır. Ve dünyanın her tarafında artık Türk hemşirelerinin nasıl çalıştığını herkes biliyor. Ancak gene de içimi kanatan başka bir şey var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Henüz politika üretebilecek güce kavuşmadık. Buna ait seminerler aldık. Uzun bir yol.
Ama umarım ileriki yıllarda bunlara kavuşabiliriz. Sorunlarımızın çözümünde söz hakkına sahip olmamız gerekir. Pek çok çalışma yapılıyor ama söz hakkına da sahip olamıyoruz. Eğer olabilseydik, onu dünden beri de çok düşünüyorum, kaç gündür de düşünüyorum. Cumhuriyetle birlikte bizi okullu yapan Kızılay Hemşire Okulu'nun 1995 yılında sessizce kapanmasına göz yumamazdık. Medya buna ilgiyi gösterdi ama yeterince ilgi göstermedi. Ama Kızılay mensupları, yöneticileri buna hiç ilgi göstermediler. Ve 1995 yılında sessiz bir şekilde kapandı. Oysa ki bu okul çok farklı boyutlara gelebilirdi. Hemşire hemşire eğitir ve yönetir yaklaşımını yaşatan Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü de 2006'da kapatıldı. Bu da çok sessiz kapatıldı. Mezunlara mücadele etmişler ama yeterli olamamış. Hiçbir gerekçesi de yok açıkçası. Yani internetin yazdığına göre ve bizim bildiğimize göre biz o devreyi yaşadık. Çok sessiz olduğu için hatta biz bile ses çıkaramadık. O konuda kendimi suçlu bile hissettiğim oluyor. Gata Hemşirelik Yüksekokulu subay yetiştirmek için çok büyük ideallerle kuruldu 1985 yılında. Ancak subay yetiştirme fonksiyonuna bir şube müdürü, Genelkurmay'daki bir şube müdürünün ismini zikretmeyeceğim, çok yakından da tanıyoruz. Verdiği bir raporla, kendi gözlemlerine dayanarak hazırladığı bir raporu Genelkurmay Başkanı'na iletti ve bizim okulda subay hemşire yetiştirilmesine son verildi. Hiçbir şekilde görüş alınmadı. Ne müdürün ne de bizlerin görüşü alınmadan. Bir de baktık sivil hemşire yetiştireceksiniz emriyle karşı karşıya geldik. Uzun mücadeleler yaptı hem öğrencilerimiz hem bizlerimiz. Ama kabul ettiremedik. 2016'da da son nokta konuldu. Artık tamamen sivil oldu. Artık Gülhane'de böyle bir okul var mıydı? Bilmiyorum. Çünkü gittiğim zaman okulda da kendimizi görmemiz soru işareti. Yani o arkadaşlarımız olmasa kendimiz orada olmadık hiç diye düşündüğüm zamanlar oluyor. İşte dünyaya bakıyoruz. Genel hemşiremiz bakımı şöyle özetliyor. Klinik yönetim, araştırma, eğitim diye özetliyor. Ve bunun içinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ama gelecekte biz eğer karar verici gücümüzü, otonomimizi sağlayamaz isek gene Wisconsin'de yargı merkezinin hemen yakındaki bir duvarda yer alan bir fotoğraf vardı. Çok büyük bir fotoğraf. Eğer sofrada yerinizi alamazsanız, masada yerinizi alamazsanız menü olursunuz diyordu. Çok etkilendim. İnşallah menü olmamak dileğiyle biz bu çalışmalarımızı eskisi gibi devam ettirebiliriz. Çünkü Atatürk'ün şu sözünü unutmamamız gerekiyor. Dünü unutursan yarın hatalara düşmekten kurtulamazsın. Bizim de unutmamamız gerekiyor. Anzaklar unutmamış bisküvilerini tekrar yapmışlar. Kutunun üstüne de Atatürk'ün sözlerini, Atatürk'ün onlara gönderdiği mektubu aynen nakşetmişler. İşte 10. yılımızda ne diyor? 1933 yılında Fransızların gazetesi. Cumhuriyetin 10. yılında Türkiye dünyanın aynası diyor. Biz bunları umarım 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ya da bundan sonra da şimdiye kadar yaşatmaya çalıştık. Bundan sonra daha da iyi yaşatırız ve Atatürk'e layık olabiliriz diyorum. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve Atatürk'ün huzurunda size tekrar teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum. 98. yılımız 100. yıl içinde kutlu olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum Sevgi Hocam. Çok detaylı, çok zevkli bir sunumdu. Ve en çok cumhuriyetle hayat buldu demeniz, yani özellikle hemşireyi cumhuriyetle hayat buldu demeniz çok 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 anlamlıydı, çok özeldi. İnşallah herkes de bunun farkına varır diye düşünüyorum. Konuklarımızdan soru ve katkı, bir tane soru vardı, katkıları var. Onları geçmeden ben bir soru sormak istiyorum Sevgi Hocam. Aslında siz de belirttiniz. ICN'de her yıl temalarını veriyor. Geçen yıl da bu temaları sizlerle de konuşma fırsatımız olmuştu bir önceki kongrede de. Bu yılki temasında da bizim hemşirelerimiz, bizim geleceğimiz temasına yer verdi. Aslında dünyada hemşirelik bu kadar çok hani savaşlarla birlikte de bir devrim kazanarak artmasına rağmen, sayısal olarak da artmasına rağmen hala ciddi anlamda sorunları olan bir meslek. Biraz önce de özetlediniz. Sizden sadece Cumhuriyet'in 100. yılını diye düşündüğümüzde ülkemizde hemşirelik gelecekte nasıl olmalı sorusuna bir hayalinizle yanıt vermenizi rica edeceğim. Evet.
Hayalim çok geniş aslında. Evet. Ben aslında bu hayal uğrunda çalıştım. Sen de yakından biliyorsun, biraz senin de geçmiş Bahsedeyim. bu şekilde. Ben çalışarak eğitime devam etmeyi hep arzu ettim ve öyle devam ettim. Ben isterim ki, tabii kanunlar buna müsaade etmedi. 10 yıl kliniklerde çalışarak ben master ve doktoramı yaptım. Hayalim hem hastanede olalım hem okulda olalım. Hayatın içinde olalım. Çünkü ancak böyle yakalayabiliriz. Dünyaya da bakıyorum. Gerçi ayrışmalar var. Dünyada da çok çeşitli yaklaşımlar var. Ama benim kendi hayalim. Bu sadece kendi hayalim. Üç arkadaşımla da bu hayalimi paylaşmıştık. Neşegül ve Ayla beraber biz bu hayali paylaştık. Hem çalıştık hem okuduk. Ben Gata'ya geldiğimde de aynı hayalimden bahsettim. Komutanlarımız bunu çok anlayışla karşıladılar. Ama şuna ihtiyaçları vardı. İki tane subay hemşireydik. Öbür arkadaşımızın tayini çıktı gitti. Ben kaldım. Beni de okula alarak okulda öğrencilere örnek olmam istendi. Hem kurmamı hem örnek olmam istendi. O şekilde kaldım ama eğer bana fırsat verilseydi tekrar gene uzun yıllar gene hastaneden kopamadım. Çünkü siz hastayla hayat buluyorsunuz. Okulda Evet. öğrenciyle hayat buluyoruz ama hastanede hastayla hayat buluyorsunuz. Normal yaşamda da bireyle hayat buluyorsunuz. Koruyucu hizmetlerde ve bütün hizmetlerde ben aktif çalışılmasını ve bu arada da eğitimimize devam edilmesine tarafım. Yani tıp eğitim modelini açıkçası kısaca özetleyecek olursak onu benimsiyorum. Ne yazık ki tabii buna fırsatım olmadı. 10 yıl oldu, ondan sonra olamadı. Teşekkür İnşallah olur ediyorum. hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben sorular hocam hem katkılar hem sorulardan geçmek istiyorum ama gruptan da bizzat söz almak isteyen olursa birkaç kişiye belki verilebilir süreyi de çok aşmadan. Hatice Hanım, Hatice İsten yeniden görmek güzel diyelim mesajını iletmiş. Yine Doktor Erkan Hocam senin biraz önce hemşirelik tarihini ne kadar güzel anlattığını ifade etmiş ama bir tane sorusu var. Eskiden diyor çok eski zamanlarda, çok eski dediğimiz zaman hocam bizler de taktık. Asistanlık döneminde kep takıyorduk. Bu bir farkındalık yaratılıyordu. Neden kep kaldırıldı acaba? Bunun bir nedeni var mı diye soruyor Sevgi Hocam. Evet. Hep gerçekten bize ayrıcalık tanıyordu. Ben de kabul ediyorum ve severek de takıyorduk. Biz sadece tipe kepini çok severiz zaten. Çok da sevgi dolu bir yaklaşımla takardık. Temiz olmasına, titiz olmasına. Çünkü Kızılay hocaları bize öğrettiği için aynı şeyi yapardık. Ama dünyada artık kep kaldırılmaya başladı. Çünkü kep de biraz sembolik oldu bildiğiniz gibi. Bu çok uzun yıllar, 20 yıl önce falan terk etmeye başladık. Ama bizim okulda Gülhane'de yaptığımız bir çalışma vardı. Enfeksiyon kaynağı mı değil mi diye. Enfeksiyon kaynağı olduğu konusunda da kanıtlara ulaştık. Bunu da söyledik birçok yerde. Ve daha sonra birazcık enfeksiyon kaynağı olması biraz amacının dışına taşması daha önceki amacı. Çünkü hastaları enfeksiyondan korumak amacıyla başı örtmekti. Yani amacın dışına çıktı, sembolik olmaya başladı. Sembolik olarak da birçok fonksiyon özellikle yoğun bakımdaki hemşire arkadaşlar çok yakınıyorlardı Evet. hatırladığım kadarıyla. Hadi Evet ben bu konuyu unutmuştum hocam. Ertan hocamın nasıl aklına hocam. geldi bilemiyorum. Kep konusu biz çoktan unuttuk. Benim kızlarım bile hatırlamıyorlar kepli çalışmamı. Böylece gündemden düştü. Ama benim kep konusunda çok ayrı Eren hocamla anılarım var. Kaldırdığımız zaman Eren hocamız da biraz bize çok üzüntülerini dile getirmişti, kızmıştı hatta. Ben de günlerce bunun üzüntüsünü çekmiştim ama sonuç bu. Yani sembolik olması, enfeksiyon kaynağı olması, yoğun bakımdaki arkadaşlarını kullanmak istememeleri gibi nedenlerle dünyaya da benzemek istedik. Dünyada hiç kimse artık takmamaya başladı ama halen uzak doğudaki Kore hemşirelerini falan taktıklarını da görüyorum. Teşekkürler ederim Rica hocam. ederim. Ben bir 100 bin işsiz hemşire var demiştim. Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin gibi görülen şeyi sadece bakanlık verileri ve çalışanlar. Ama bunun dışında sizin dediğiniz gibi her yıl mezun olan bir 15 bin gibi bir hemşire var. Neredeyse 100 bin veya daha fazla bir oranda da maddi ve ekonomik durumlar nedeniyle çalışmayan işsiz hemşire olduğunu söyleyebilirim. Ümran Hocam, yine sizi keyifle dinlediğimi ifade ediyor. Emeğinize sağlık diye teşekkürlerini ifade ediyor hocam. Ben de teşekkür ediyorum Ümrancığım.
Aklıma hocam yine geçmişten günümüze geleceğe siz bizlere gösterdiğiniz misyonunuz için çok teşekkür ederiz diyor. Emel hocam da aynı şekilde güzel bir sunumda emeğinize sağlık diyor. Çok teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Evet, Çok evet sağ hocam. olun. Hepsi dikkatle dinlediklerini ifade ediyor. BF diye ismini göremedim. Serap hocam aynı şekilde sunumunuz için teşekkür ediyor. Değerli sunumunuz için yine toplantının düzenlemesine emeği geçen herkese Özgür hocamın teşekkürleri var. Feyzan yine teşekkür ediyor. Özge işleri dinlemeye doyamadığımız yine emeğinize sağlık diye teşekkür ediyorlar Sağ hocam. olun, çok teşekkür Gökçe ediyorum. Hatipoğlu herhalde çok güzel bir sunumdu dedi kendisi. Teşekkür ediyor. Sağ olasın. Yine aynı şekilde Hatice söylemiştim. Gülşah yine öğrencimizle sizi dinlemekten keyif aldığını belirtiyor. Haydi'ye Sayın Hocam sizi dinlemek büyük bir ayrıcalık diye belirtmiş. Tarihi dinlemek kalıcı olmak da çok önemli. Bu nedenle bu konuya eğilmeniz ülkemizin hemşireliği için büyük bir hizmet. Emeğinize sağlık demiş. Özlem Hocam yine kapsamlı ve kıymetli sunumunuz için teşekkür etmiş. Hocam 100 kişiyi sadece aldığı için zor gelip katılamayanlar var. Ben diğer taraftan da ayıplanan Evet, çok kişi ben de gördüm. birçok Ama kişi de artık videodan sonradan evet izleyecekler. sonradan dinleyecekler. Yine Devrim Pazar, Ayşegül Sağcı da keyifle dinlediklerini, Serpil Hocam yine Serpil Yüksel, Ayşe Kılınç Hocam. Ben bu teker teker okumak istiyorum. Hepsi zevkle dinlediklerini ifade etmişler. Yine Berna Hocam, Seyir Hocam zevkle dinledim diyor. Kapsamlı ve çok yönlü bir sunuydu demiş. Düzenleme kurulması teşekkür etmiş. Yine tarih yolculuğuna bizi çıkardığınızı söylüyor Beste Hocam da. Yorumlarınız için teşekkür ediyor. Adil Hocam aynı şekilde. Somay Hocam, Mert Şahin. Bir tane T. Akçalı T. Bilmiyorum. Sevgi Hocam ve Sayın Moderatör bu güzel sunum için çok teşekkür Evet. ederim demiş. Yurt dışında çalışan bir hekim Almanya'daki olarak. kızım. Evet. Şunu açıkça söyleyebilirim ki Türkiye'de hemşirelik demek, adanmışlık demek. Türk hemşireleri hastayı sistemin merkezine alan, sorunlara çözüm bulan, empati yeteneği çok yüksek ve bütün bunların yanında bilimsel gelişmeleri takip etmek için de oldukça hevesliler. Bütün bunların yanında son yıllarda bu mesleğe erkek hemşirelerin de katılması kanınca cemiyetimizi zenginleştirdi. Zor dönemlerden geçen ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, yurt dışında Türk hemşirelerin görev açtığı kahramanca hasta bebekleri kurtarmasıyla yankı buldu. Tüm hemşirelerimize saygılarımı sunarım demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel özetlediği ve tanımladığı için gerçekten Teşekkür hemşireliği. ederiz. Şiiden Can Polat Hocam yine size teşekkürlerini iletmiş. Neşe Gül Hocam birlikte meslekte 48 yıl geçirdik demiş. Gelecek meslektaşlarımız ülkemiz için de iyi olmasını diliyorum demiş. Nuray Hoca yine teşekkürlerini söylemiş. Arzu Tuna Hoca, kimi insanlar bu dünyaya bir amaç için gelir. Sevgi Hocam da hemşirelik tarihini bir yaşatmak için gelmiş. Nadir hocalarımızdan biri demiş. Cumhuriyetle doğan meslemizi geleceğe taşımak için en büyük liderlerimizden biri. İyi ki varsınız demiş hocam. Gülay Altun hocamız da yine sunumuzu dinlediğini söylemiş. Mert Bey saygıdeğer hocam diye yine ifade etmiş sunumuzu. Teşekkür ediyor hocam. Türkan hocam aynı şekilde klinisyen akademisyenlerle hep birlikte güçlüyüz demiş. Hem klinisyen hem akademisyenlerle birlikte. Alper hocam da sizin yönetten bir keyif aldığını söylüyor. Mukaddes Acar güzel bir kongrede sempozyumda buluşmak güzeldi. Hem işlerinde tıp gibi hem klinik hem okulda akademisyenlik modeli bir örneği olan ülke var mı diye sormuş hem işlerinde. Bu başarılabiliyor mu diye herhalde hocam bizde de olsa daha iyi olur. Hocama katılıyor muyum ya? Hem klinik hem de okulda akademisyenlik modeli var mı? Hocam daha önce bahsettik ya hem okul hem hastane işbirliğindeler. Dünyada böyle var mı? Bizde gerçekleşti mi? Böyle bir ülke modeli var mı diye soruyor. Çünkü klinikten uzak kalıyoruz şimdiki modelde diye söylemiş. Böyle bir şey var. Var mı bu konuda ekleyeceğiniz için hocam? Şimdi tabii bu model hem klinikte çalışsın hem de akademisyen olarak çalışsın. Tamamını kapsaması da kısmen uygulayan yerler var.
Şimdi ülke olarak çok hatırlamıyorum ama mesela John Hopkins'in şeyinde böyle bir şey hem hedeflenmiş ama yapılamamış. Çünkü klinisyen hemşireler, akademisyenlerin kliniğe girmelerini de istememişler. Arada bir ayrı bir hoca grupları var. Onlar bu işi yapıyorlar. Almanya'da gene çok farklı. Yani bu benim hayalimdi. Ben hayalim içinde 10 yıl böyle çalıştım. Daha sonra mecburen yani tamamen kendi isteğimin dışında olan bir şekilde katıldım. Ülkeler var, olabilir. Tekrar bunu araştırabiliriz. Ama şu anda bu soruyu hani ülke bazında ya da şu tarihte kurulmuştur diye cevap vermem zor açıkçası. Evet, Özür farklı diliyorum. Tekrar modellerle araştırın. yürütüyorlar hocam dediğiniz gibi. Yani birebir tamamen olmasa da farklı modellerle hemşire hizmetlerini okullar bir arada alarak yürütmeye çalışıyorlar. Yine Sevil Hoca, Sevil Bilal, Sevil, tarihi yaşatarak hissettirdiğiniz için, sunumunuz için teşekkür ediyor. Hatice Hocam yine yeni kanıtlarla bizi buluşturduğunuz için teşekkür ederim diyor. Sema Hocam yine aynı şekilde hocam sunumunuz için sizi dinlemekten keyif aldığını ifade etmiş. Serpil Ulutaş yine iyi ki varsınız hocam diye belirtmiş. Muhteşem bir sunumdu demiş. Deniz öğrenciniz olmaktan bir kere daha gurur duydum. Sizi görmek çok güzeldi. Sunumunuz çok güzeldi demiş. Betül aynı şekilde hocam. Bir kez daha gurur duyduğunu. Nadia Hoca yine hayalimiz hayalimiz. Yüreğinize sağlık demiş Nadia Hocam. Fatma Gündoğdu yine sevgili hocam iyi ki varsınız demiş. Derin öğrenciniz olmaktan gurur duyduğunu söylemiş. Serap Torun hocam sizi dinlemekten zevk aldım. Mesleki deneyimin eğitim alanında önemini çok iyi vurguladınız. Hayalinizin gerçek olmasını dilerim demiş. Ruş Üniversitesi diye Akim Hoca herhalde böyle biraz öncesine örnek olarak bir cevap yazmış. Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kurulmasını istemişler. Bana soruyorlar. Biz de istiyoruz. Sağlık Bakanlığı bizi kapısından kovuyor. Kısaca söylemek gerekirse. Dedik ki böyle bir daire vermezseniz bize bir masa verin. İnşallah, inşallah dediler. Bu şekilde işler devam ediyor. Yani kısaca öyle özetleyeyim. Nörosürücü Hemşireler Derneği'nin düzenleme kurulu Sevil Hoca teşekkür ediyor. Dilek Hoca mesleğe verdiğiniz katkı için yine Hande Cengiz de saygılar hocam çok teşekkür ederiz diye söylemiş. Ben bu kadar görüyorum soru ve katkıları. Yani çok çok önemli şeylerden bahsettiniz hocam. Tarih için çok önemli. Ve gerçekten Cumhuriyet'le hayat bulmuş. Türk Hemşireler Derneği de 90. yılında bu yıl. Evet. Cumhuriyet'in 100. dernek de 90. yılında. O açıdan da böyle gerçekten çok güzel bir yıl. Daha inşallah nice Cumhuriyet yıllarını hep birlikte çocuklarımızla ve ileride meslektaşlarımızla kutlarız. Nesrin İnşallah. Şel var. Çok değerli hocam. Sunumunuz için teşekkür ediyorum demiş. Ben okuyabildiklerim ve gördüğüm kadar tüm soru ve yorumları herhalde aldım. Bu aşamada artık bize ev sahipliği yapan Profesör Hocam Hasan Kamil Tuncu'ya bitiriş konuşması için devretmek istiyorum. Hasan Hocam, buyurun. Sevgili Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Buğra herhalde parmak kaldırmış hocam. Onu görmemiştim. Evet, hem Buyurun. o var hem de aramızda Hakan Karabağlı Hoca vardı. Konya Selçuk Üniversitesi Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor. Başlangıçtan beri bizim de eğer Teşekkür iftar ederim. için ayrılmadıysa ben onun da yorumunu merak ediyorum. Ben görmedim. Ondan Ha, iyi akşamlar evet, burada. Buyurun. arkadaşlar. Kamil Hocam, geliyor mu sesin? Geliyor geliyor, çok güzel. Başından sonuna kadar dinledim. Yani gerçekten Çok teşekkür ederim hocam. tarihinden beri çok güzel. Sunum kalitenizi de çok beğendim. Çok sağ olun. Yani hiç Sağ olun. kopmadık sunumdan. Ayrı bir hitabet yeteneğiniz var. Yalnız hep bazı slaytlarda üzüldüm. Yani hakikaten çok iyi noktaya gelip tekrar iniş, tekrar yükseltmeye çalışma. Yani hakikaten bazı şeylerin değişmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü bizim Evet. en büyük yardımcılarımız hemşire arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız. Tabii nöroşirurji biraz daha ayrı. Bizim nöroşirurji, ben geçen hafta bir İstanbul seyahatim olmuştu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini, Çapa'yı birçok yeri gezdim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde
beyin cerrahisi hemşiresi arkadaşımız burada mı bilmiyorum. Türk Nöroloji Derneği Beyin Cerrahi Hemşireleri Derneği'nin birlikte kongre düzenliyoruz. Onların bazı istekleri oldu. Onları da biz inşallah gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Hatta onunla ilgili bir tekst de bugün hazırlayacağım duyurmak için beyin cerrahisi şeyine, grubuna. Yani hakikaten tarihçesi çok güzel. Türkiye aşamaları çok güzel. Hilali Ahmer kısımları çok güzel. Şu anki son durumu nasıl bilmiyorum ama kızlar büyük hizmetler yapmış geçmişte. İnşallah gelecekte de yapar diyorum. İnşallah. Ben askerliğimi Girne Askeri Hastanesi'nde yapmıştım. Hı-hı. İlk defa orada bir yüzbaşı hemşireyle tanışmıştım. Cumartesi de mesai oluyordu orada. Hı-hı. Cumartesi bir eğitim semineri görevi verilmişti. İki adet askeri hemşireyle tanışmıştım orada. Biri yüzbaşıydı, hiç unutmuyorum. O zaman tabii selam vermeyi falan çok iyi bilmiyoruz. Hakikaten çok iç içe eğitim semineri yaptık. Arkadaşlarla çok güzel çalışmıştık. Adını unuttum. Belki de o da buradadır şimdi. Askeri Şenay hemşireyi olabilir hocam. Görmüştüm. Şenay olabilir. Şenay de çalıştı orada çünkü. Evet, biraz pek çok mezunumuz çalıştı. Evet, evet. Çok iyiydi yani. Bilemiyorum, yoğun bakımda olsun, klinikte olsun, hemşire arkadaşlarımız olmadan zincirin bir halkasıdır bu iş. Yurt dışına çalıştım ben. Amerika'da gördüm. Amerika'da çok daha farklı sistem. Yani gece nöbete yani doktor kalmıyor orada. Hemşireler yarı doktor gibi her şeyi götürüyorlar. Hakikaten inşallah Türkiye'de de bunlar gerçekleşir. Yani sadece lise mezunlarına hemşire yardımcısı yapmak yeterli değil bence. Yani eğitimini alması gerekli. Öğretimden sonra eğitimini alması mutlaka gerekli. Size tekrar teşekkür ederim. Mihenk taşısınız bence Türk hemşireliğinde sizlerde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah bizim kongrelerde de sizi görürüz. İnşallah hocam. İnşallah bizler ben zaten beyin cerrahisi kongrelerine hep katılıyorum. Evet, bu yıl katılamayacak. Buradayım. Onun için katılamıyorum ama Hakan hocama bu verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Amerika'da çok farklı şeyler var. Ünlü teorisyenimiz biliyorsunuz Abdellah var. Ben Abdellah'la görüşmüştüm. Askeri kurumda uniform serviste çalışıyor. Sadece iki programı yürütüyordu. Practitioner Nurse, biraz önce hocamın dediği bütün şeyi halleden hemşire olarak. Ve ikincisi de anestezi hemşirelerinin yetişmesi için, master programda yetişmesi için çalışıyordu. Çünkü Amerika'da bir ekonomik kaygı var. Yani fiyatların oranına bakıp bunu yetiştiriyorlardı. Abdullah'ın da rüyası, yani hep diyordu, burada doktora programı açabilirsem, askerin içinde hemşirelikte doktora programı açabilirsem çok mutlu olacağım diyordu 1999'da. Ben o zaman tabii subaylığımıza çok güveniyordum. Çünkü John Hopkins'te de gördüm. Bir tane subay hemşire çalışıyor. Pratikte her bir şeyini yapıyor. Ama biz bu kadar iyi çalışmamıza rağmen gerçekten bizim mezunlarımız çok güzel çalıştılar. Çok verimli çalıştılar. Ama bir subayın raporuna kurban gittik. Öyle diyelim. Ben kendimi bazen kurban gibi de görüyorum. Ve bu konuda da gerçekten çok üzüntümü de her zaman da dile getiriyorum. Tarihi umarım onu affetmeyecektir. Çok özür dilerim böyle de duygusal konuştuğum için. Yani siz nasıl beyin cerrahisi sizin ruhunuza işlemiş ise bu da benim ruhuma işlemişti. Çünkü çocukluğumdan beri çok hayalimdi bütün bunlar. Ama olmadı. Neyse. Ben küçük bir katkı daha yapayım. Nurse practitioner çok önemli. Yani mesela ameliyat ettiniz. Sadece gündüz değil, gece bile işte ilacıyla ilgili bir şey soracak. Dikişi ne zaman alınacak veya şöyle bir bulgu oldu, kırmızı çizgi mi? Tamamen onlar götürüyorlardı işi. Yorulmuyordunuz. Bir de ben bir katkıda şununla ilgili yapayım. Geçmişte zannedersem Kamil Hoca bir hemşire hanımı muayene etmişti. O fotoğraf varsa koyarsa çok memnun olurum Kamil Hocam. Hatırlıyor musun? Şöyle işaret olan bir... çok güzel. Bence bu slayta hak ediyordu. Onu da koymak lazım. O hemşire hanımla birlikte onu muayene etmişsin herhalde sen. O fotoğraf bu eski güzel. Türk filmlerinde, daha doğrusu tüm hastanelerde sus işareti yapan hemşire benim hastam oldu. Onunla hatıra fotoğraf çektirdik. Yine ona şey yaptırdım. Ama kendisi tabii gerçek hemşire değil. Fotomodel o. Zamanının. Şimdi 77 yaşında. Evet. Tüm şeylerde. Ama çok güzel fotoğraftı. Evet. Evet. Herhalde İlknur ve Buğra da söz istiyor galiba hocam. Evet. Evet, evet hocam. Açacağım.
Ben hani görmedik mi diye şey yaptım. Kusura bakmayın. Çok estağfurullah. Evet, açıldı. Konuşabilir miyim? Tabii. Hocam, sizi tekrardan dinleyebilmek gerçekten çok mutluluk verdi bana. Özellikle bu oturumun afişini gördükten sonra bekledim. Çalışma günümde ama arkadaşlardan rica ettim. Bana biraz müsamaha gösterdiler. Sizinle beraber çalışmıştık hep takta. Evet. Sizi orada tanıdım açıkçası. Mezun olmama bir 6 ay kadar vardı. Siz bana çok şeyler kattınız. Şu anda klinikte çalışıyorum. Bir yandan da yüksek lisansımı yapıyorum. Kliniğimde 2 tane öğrenciniz var. Hatta biraz önce beraber dinliyorduk. Onunla gitmesi gerekiyordu. O yüzden dinleyemedim. Ben Hatay'da 21 gün görev yaptım bu son depremden sonra. TCG Bayraktar gemisindeydim. Orada bir tabip yarbay ve bir tabip binbaşıyla tanıştım. Laf lafı açtı ve sonrasında GATA hemşireliğe geldi konu ve sizden bahsetti. Çok büyük onur duydum. Hemşirelik tarihinde gerçekten çok önemli bir yere sahipsiniz. Benim söylemek istediğim sunumdan da hani gördüm. Evet, zor bir süreçten geçmişiz hemşirelik gelişimi sürecinde. Belli noktalarda pik yapmışız, belli noktalarda durmuşuz. Sonrasında bazı yerlerde gerilemişiz, sonra tekrardan kazanmışız. Ama günümüze baktığımda ben 3 yıllık yoğun bakım hemşiresiyim. 3 yıldır gerek özlük hakları, gerekse buradaki görev ve sorumluluklarım günden güne artıyor ve özlük haklarımda ne yazık ki geriliyor. Bir duraklama dönemine girdik gibi. Siz tabii benden çok çok fazla deneyimlisiniz. Siz bu süreçleri öncesinde daha çok yaşamışsınızdır. Ama benim bazı endişelerim var. Ne yazık ki bu duraklama sürecinde arkadaşlarımız başka arayışlar içerisine geçiyorlar. Yani nedir bu? Yurt dışına gitme gibi. Biz ne yazık ki dil bilen ve alanında deneyimli olan arkadaşlarımızı yurt dışına kaptırıyoruz. Bu ileride bize nitelik kaybı yaşatacak muhakkak ki. Ne yazık ki ben de yurt dışına gitmek için hazırlanıyorum. Çünkü gerçekten günden güne iş yüküm artıyor. İş yüküm arttıkça özlük hakları ne yazık ki zayıflıyor. Yani sizin bu konuda bir endişeniz var mı? Bunu nasıl önleyebiliriz ve nasıl bir atak yapabiliriz? Çünkü gerçekten şu anda özlük haklarımız günden güne ne yazık ki geriliyor. Gerilemeye başladı ve ben bu durum karşısında gerçekten çok üzülüyorum. Benim bir akademisyen arkadaşım buradaki görevinden istifa edip Almanya'ya gitti ve ben gerçekten arkasından gözyaşı döktüm. Arkadaşım olduğu için değil, Türkiye bölge nitelikte elemanı kaybettiği için üzüldüm. Sizin bu konudaki düşüncelerinizden geldim. Tekrardan çok teşekkür ederim sunumunuz için. Buğra, teşekkür ediyorum. Bu çok uzun bir konu. Sadece bizim camiayı değil, tıp camiasını ve bütün camiaları ilgilendiren bir sorun açıkçası. Yalnız özlük hakları vesaire konusuna değinecek olur isek, sözlerimi biliyorsunuz sonuç aşamasında şöyle bitirmiştim. Yani politika üretebilecek seviyeye gelmemiz lazım. 9 Eylül'de bir aldığımız kursta bunun çok uzun soluklu bir süreç olduğu, yani yaklaşık 20 yıl politikacıların peşinde koşan bir hemşire anlatmıştı. Kanunlarını kabul ettirebilmek için, yani isteklerini kabul ettirebilmek için. Herhalde bizim de bu yola girmemiz gerekiyor. Yani otonomimizi kazanıp karar verme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Eğer biz karar verme gücümüzü artıramazsak, otonomimize sahip olamazsak, tabii ki bize bu şekilde baskı kurmaya devam edecektir otoriteler. Bundan hepimiz de çok yakınıyoruz. Gelecekte ben bunu aşabileceğimizi de düşünüyorum. Çünkü bu şeylerde de gördük. Birçok mezunumuz, benim kendi mezunum da mesela aday oldu. Umarım tabii bizim bahsettiğimiz şekilde bir politika üretmek değil bu. Ama en azından bir başlangıç, bir giriş olabilir belki. Bir şey olabilir. Nasıl bir nokta koyabiliriz. Siyahlıklar içinde bir gri nokta oluşturabiliriz Saadet Hocam'ın lafı olarak. Bunlar yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu sorun gerçekten çok ciddi bir sorun. Hemşirelerin maaşları konusunda Nursing Times'ı eğer takip ediyorsanız şu anda onlar da yakınıyorlar. Bir yıl grev yapıyorlar. Yani onlar da maaşlarının artmasını istiyorlar. Çünkü her özellikle bu depremde ve olağanüstü hallerde hepimiz görüyoruz ki en ön safhada doktor ve hemşireler var. Peki ama özlük haklarına baktığınız zaman bir şey yok. Özlük hakları konusunda yapabileceklerimizi başkalarından beklemek yerine kendimiz bu konuda uğraş vermeliyiz. Evet. Çünkü hani ağlamayan çocuğa meme yoktur derinin bir laf var genelde bilirsiniz. Bizim bu konuda kendi çabamızı kendimizin yaratması gerekiyor. Başkalarının bize bir şey yapacağı yok. İşte bekleye bekleye 65 yıl beklemişiz.
Yani Hanımlar Merkezi eğer çalışmasaydı biz daha belki bir 35 yıl daha bekleyecektik. Tabii Hanımlar Merkezi'nin çalışmasını da Atatürk'ümüz takdir etmeseydi yine böyle kalacaktı. Onun için ne güzel, bunların farkındasınız Buğra. Bunlar için öğrenci hemşireler olarak da güzel örgütlendiniz. Halen de örgütleniyorsunuz, güzel konuşuyorsunuz, güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Yurt dışı konusu bu durdurulamayacak bir süreç diye düşünüyorum. Çünkü İngiltere'deki doktor da Amerika'ya gidiyor. Almanya'daki de Amerika'ya gidiyor. Yani bu süreç böyle hızlı bir şekilde çalışıyor. Herkesin başka gerekçeleri var. Bizim gerekçemiz tabii ki her zaman olduğu gibi ekonomik gerekçeler. Hemen onu söylüyoruz ama yaklaşım da tabii çok önemli. Onu da asla göz ardı etmememiz lazım. Birbirimize verdiğimiz değer çok önemli. Biz bazen doktorlarımız da dahil değersizlik hissediyoruz. Onun için gidiyoruz. Yurt dışında değer görebiliriz diyerek. Bilmiyorum hocam katılır mı iki hocam da. Bu değersizlik kavramını yıkmamız gerekiyor. Biz insan olarak değerliyiz, çalışanlar olarak değerliyiz. Hepimiz işimizi yapıyoruz. Birbirimize hakaret etmeye ihtiyacımız yok. Ama hakaret sektörü maalesef ülkemizde çok ciddi bir şekilde iyi çalışıyor. İyi çalışmak denirse tabii. Hocam evet. Bugün tesadüfen Instagram'da bir ufak bir video gördüm. İlber Ortaylı'nın doktorların işte yurt dışına gitmesiyle ilgili bir fikrini soruyorlar. Çok güzel bir konuşması vardı. Bulabilirseniz izleyin. Hoşuma gitti oldukça. Hülya Hocam siz moderatörsünüz. İstediğiniz zaman konuşabilirsiniz. Olsun hiç hocam ben yok. Şimdi hayır arkadaşlar da var sadece Buğra'ya. Evet. Ama siz moderatörsünüz. İstediğiniz tamam zaman o zaman ben konuşayım. Buğra'ya cevap vermek istedim. Şöyle aslında ben de dernekte iki dönemdir çalışıyorum Buğra ama Sevgi Hocam da biliyor. Yani daha önce hocalarımızın da çok emekleri var. Bulunduğunuz her yerde kafa sayıyorlar. Ülkemizin böyle bir politikası var. Ne kadar güçlü olmak istiyorsanız çok fazla yani kafanız olacak. Güçlü bir yerde konuşabilmeniz için de arkamda çok ciddi bir güç olması gerekiyor. Yani ben hani fillerini kaybetmiş gibi yani gelip de arkamda kimse olmazsa buna yanıt veremem. Artı Sağlık Bakanlığı direkt bunu soruyor. Yani karar verici gördüğünüz kişiler direkt bunu soruyor. Tabii ki o masaya oturmak çok önemli. Şu anda milletvekili adayı olanlar ya aday olanlar daha doğrusu hemşire kişiler var. İnşallah bulundukları yerden çıkarlar ve inşallah kendi mesleklerine de mecliste uygun bir şekilde çalışırlar. Meclise gitmemiz gerekiyor. Covid ne yazık ki engelledi dernek adına söyleyeyim. Sürekli lobi çalışmaları yapmamız gerekiyor. Biraz önce Seyit Hocam dedi ya 20 yıl uğraşmış. O 20 yıl sürekli o kapıyı çalmanız gerekiyor. Sürekli kendinizi anlatmanız gerekiyor. Eğitimdeki sorunlarınızı, özlük hatlarıyla ilgili problemleri, Türkiye zengin bir ülke değil. Şu anda herkesin problemi var. Tabii ki hani herkes insanca yaşamak istiyor. Değil mi? İnsanca bu ülkede, sevdiğimiz ülkede, kendi ülkemizde olmak istiyor. Dolayısıyla buradaki herkes bu kafada, bu düşüncede bunu yapmak için mücadele edecek. Hemşireler olarak da lütfen derneğinize sahip çıkın, değer verin, tartışabilirsiniz, uygun olmayan şeyler olabilir, politikalar üretebilirsiniz, katkı verebilirsiniz ya da destekleyebilirsiniz ama derneğinize üye olun demek istiyorum. Yoksa yol almamız mümkün değil. Hani o iniş çıkışlarımız hep birilerinin desteklemesiyle olmuş. İyi ki Atatürk desteklemiş de bir yerde elimizden tutmuş gelmişiz ya da İşte hocalarımız varmış, bir yerden elimizden tutmuş gelmişiz. Ama artık bu işi biz yapacağız. Yani kimse bizim elimizi tutmaz. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim hocam, buyurun. Hocam müsaadenizle ilk önce İlknur Hoca'nın, sonra da Nadir Hoca'nın sesini açmak istiyorum. Teşekkür ederim öncelikle söz verdiğiniz için. Muhteşem bir program oldu. İlknur Yay'la ben Acı Badem Sağlık Grubu'nda Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü'nde çalışıyorum. Aynı zamanda da 35 yıl nöroşirurjide aktif hemşire olarak çalıştım klinikte. Bu program bana göre bir yıldızlar geçidi oldu. Çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Sevgi Hocam başta olmak üzere cerrahi hemşireliğinin tüm duayen hocaları, nöroşirurji hemşireleri derneği
Ve Hakan Bey'i gördüm yıllardan sonra, Marmara Üniversitesi'nden sonra ilk defa ekranda gördüm. Hakan Bey'i görmekten de mutlu oldum. Özlük haklarımıza yönelik olarak ayrı bir programda konuşulabilir, tartışılabilir, tamamen özellikli bir konu. Ama ben Cumhuriyet'in özellikle 100. yılı olması nedeniyle ve gerçek bir Cumhuriyet kadını, gerçek bir Cumhuriyet bilim insanı olarak Sevgi Hocam'ı bu platformda bizimle buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve bunu da aslında, buna belki biz öncülük edebiliriz. Nöroşirurji Hemşireler Derneği olarak, belki Türk Hemşireler Derneği de dahil edilebilir. Sadece bu grupla kalmamalı, yaygınlaştırılmalı. Çünkü biz iyileri konuşmalıyız. İyileri konuşmaya, örnek almaya, daha görünür olmaya ihtiyacımız var. Cumhuriyet'in 100. yılında da biz Acı Badem Sağlık Grubu olarak Sevgi Hocamızı Hemşirelik Haftamıza onur konuğu olarak davet ettik. Çok teşekkür belki ederim. Farklı yerlerde benzer şeyler yapılabilir. Bu konuşmanın daha çok meslektaşımıza ulaşması konusunda hep birlikte ben çalışmayı, ön ayak olmayı İknur'un bağlantıda bir sorun var. Bant darlığı var. Teşekkür ederim. Evet. İnternet bağlantısı zayıf herhalde İknur Hocam. Son cümleleri duyamadık. İnternet bağlantınızda zayıflık vardı. Son cümleleri duyamadık hocam. Şu anda geliyor mu sesim? Sesimi yeniden açtım. Evet. Tamam. Ne kadarı duyuldu bilmiyorum ama ben şunu iletmek isterim özel olarak, özet olarak. Cumhuriyet'in 100. yılında bir Cumhuriyet bilim insanı olarak Sevgi Hocamızın daha farklı platformlarda da bu konuşmayı yapması ile ilgili Nöroşirurji Hemşireleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği olarak işbirliği yapıp daha çok meslektaşımızla hocamızı buluşturmayı tavsiye ediyorum. Akademik camiadaki hocalarımız, Sevgi Hocamız çok yakinen tanıyorlar, öğrencisi olan gruplar var. Ama kliniklerde farklı alanlardan, farklı yüksek okullardan ve fakültelerden gelen arkadaşlarımız da var. Bu toplantıların sayısını, yani Sevgi Hocamızı daha çok konuşturacağımız, daha çok kişiyle buluşturacağımız toplantıların sayısının arttırılmasını öneriyorum ve bunun özellikle 2023 yılında yapılması çok kıymetli. Teşekkür ederim İlknur. Umarım sesin gelmiştir. Geldi. Çok teşekkür ederim. Geldi. İlknur Hocam, benim hemen size bir önerim var. Şeyinizle, dileğinizle ilgili. Belki biliyorsunuz, bizim aynı zamanda bir YouTube sayfamız var. İzmir Online Neurosurgery diye. YouTube sayfası ve buranın 3300 tane üyesi var Türkiye'den ve dünyadan. Sevgi Hoca'nın da tabii konuşmasını YouTube sayfamıza koyacağız. Evet. Siz de bu konuşmayı dinlemek isteyenlere bizim YouTube sayfasına gelip oraya tıklamalarını söylerseniz hem bizim YouTube sayfasına bir katkı olmuş olur. Hem de burada hemen ufak bir reklam yapayım. Abone de olursanız nöroşirurji camiasını yurt dışında da tanıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda nöroşirurji hemşireliğinin de. Buna da bir katkı vermiş olursunuz. İstediğiniz tüm nöroşirurji derneği hemşirelerinin konuşmaları orada aynı zamanda. Bunları da izleyebilirsiniz. Kezban Hanım'ın konuşmasından itibaren hepsi orada. Teşekkür ederim. Teşekkür
teşekkür ederim. Bunu biliyorum zaten. Ben sizin vasıtanızla ben kendi adıma ve kurumum adına zaten bunun farkındayız. Evet, anladım. Teşekkür ederim. Bu yıl Sevgi Hocam Hacı Badem Sağlık Grubu'nun hemşirelik haftasının onur konu aynı zamanda. Biz yakinen zaten takip ediyoruz ama genel platformlarda da buluşmak çok kıymetli. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için, hatırlatmanız, bilgileriniz için. Evet. Sevgi Hocam ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben de çok teşekkür ederim bu güzel katkıların için İlknur. Çok teşekkür ediyorum. Hocam. Ben de herkesi YouTube sayfamıza abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Nadiyem Hocam'a. Evet. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. İzmir Online Nöroşirurji'ye de bizi sevgili Sevgi Hocam'la buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Hocamı her zamanki gibi keyifle dinledim. Her zamanki gibi etkileyici bir sunumdu. Ben küçük bir katkı sunmak istiyorum. Bir soru gelmişti. Akademisyenlerin klinikte olmalarına yönelik. Ben bunu tarihi net olarak hatırlamıyorum ama bundan 15 sene önceydi herhalde. Isparta'nın böyle bir uygulaması vardı. Başlattılar ve çalıştay yaptılar. Biz o çalıştaya Atatürk Üniversitesi'nden o zamanki müdürümüzle beraber katılmıştık. Orada söylenenler beni çok etkilemişti. Akademisyen hocalardan biri klinikte kendisine özel oda da hazırlanmış. Sürekli orada sadece dersler için fakülteye geliyor. Ama yıldırmak için çok uğraşılmış ve sonrasında mobbinge maruz kaldı ve arkasından gelişmeleri duyamadık tabii. Bu nedenle Sevgi Hocam'ın söylediği çok kıymetli. Yani bu kurumsal bazda değil de politikalar üreterek, sağlık politikaları üreterek bu sürecin içerisinde olmayı evet bizler de istiyoruz. Hocam bir kere daha söylüyorum, hayaliniz hayalimiz. Dilerim meclisinde bizi temsil edecek hemşire sayısı artar. Özellikle bu 15 Mayıs seçimlerinde ve hakikaten bu politika yaptırma, sağlık politikalarının içerisinde yer alma düzeyinde söz sahibi olan vekillerimiz olur, hemşire vekillerimiz. Çünkü bizim artık buna ihtiyacımız var. Çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ben Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nun ilk mezunuyum. Hiç unutmuyorum, kliniğe çıktığımızda hemşirenin yükseği çıkmış, yüksekler geldi denilen günlerden bugünlere geldik. Artık eğitimin niteliğini konuşuyoruz. Artık hayalimiz hakikaten kliniklerde olmak. Yani sadece uygulamaya çıktığımız zaman bu iş olmuyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten İzmir Online Nöroşirurji'de bu anlamda hemşirelere değer veren, hemşireleri destekleyen bir platform. Hocam size de bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var teşekkür bana. Ederim Nadiye. Bu güzel, onur verici sözlerin için. Hülya Hocam, Aklime Hoca'ya söz vermeden bir sistemle karışık soru var. Onu aktarmak ister misiniz? Bir iki şey var, yorum var. Dernek için olanı diyorsunuz herhalde hocam. Evet ve ondan önce de Adalet Alıcı Hoca'nın bir şeysi var. Teşekkürü. Evet, teşekkür var. Evet, Adalet Hoca'dan gayet gerçekçi bir sunum diye Sevgi Hocam ülkemiz ve mesleğimiz için emek verdiniz. Gurur duyuyorum, örnek alıyorum demiş. Aklıma Hoca da Türk Hemşireler Birliği'nin kurulması gerekiyor demiş. Ben de yanıt olarak altına yazmıştım. Teşekkür ediyorum Aklıma Hocam. Türk Hemşireler Birliği, aslında bunun içinde Sevgi Hocam da var. Sadık Hocam yıllar işte derneklik kurulduğu andan itibaren birlik yasası hazırlanmıştır. Bu sağlıkta dönüşümün olduğu dönemler, yani tabii Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanlığı olduğu dönemlerde işte tam yasalaşma süreci olduğu sürece devlet şey diyelim, yani düşme falan işte hükümet kurulamadığı için o şekliyle kalmış. Ondan sonra sürekli gündeme geldi. Sürekli Türk Hemşireler Birliği yasası var. Bu yasa sürekli olarak bakanlığa belli aşamalarda, belli zamanlarda sözel yazılı olarak başvuruları yapılıyor. Bu birazcık sümen altı. Yani çok gündeme gelmiyor. Farklı politikaları var. Burada politikaları konuşmayacağımız için yani şey yapamıyoruz ama birliklerden de
o dönemde bazı dönemlerde çok hoşlanılmadığını da ifade ettiler. Ama bunun için gayret ediyorum. Bir de sağlık, Türk Tabipler Birliği, Eczacı Birliği'nin dışında bakanlığın düşüncesi, Sağlık Bakanlığı'nın düşüncesi açıksa diğer meslek gruplarını bir araya getirip Sağlık Destekleri Birliği kurmak. Bu birliğin içinde, yani biz bakıldığı zaman sağlık mensupları içinde, sağlık personelleri içinde üçte birlik, hatta üçte birlikte yakın bir grup, daha fazla bir grubu oluşturan sağlık çalışanları ve dedik ki diğer meslek gruplarıyla bir arada ne eğitimlerimiz uyuyor, ne amacımız uyuyor, ne doktora programlarımız, ne çalışmamız, yasamız var. Yani bizim kocaman hiçbir meslek şeyin olmadığı meslek örgütüyle birlikte kocaman bir yasamız var 54'te. 2010-2011'de yönetmeliğimiz var. Şu anda yine yönetmelik üzerinde görev tanımları çalışmalarımız var. Dolayısıyla dedik ki biz böyle bir birliğin içinde olmak istemiyoruz. Açıkçası bunu dernek olarak kabul etmedik. Dolayısıyla o birliğin içinde değiliz. Olursak da Türk Hemşireler Birliği olmak istediğimizi beyan ediyoruz. Bengü Hanım'ın, Bengü'nün öğrencimizde Diyan Hanım bile 100 kere mail atıyor diyor. Dernekle ilgili yine bir şey oldu, ben yanıt vereyim. Dernek, yine hepimizin, çok uzatmadan söylüyorum. Aslında şöyle, dernek 9 kişiden oluşan, sadece kişilerin olduğu bir çatı altında toplanmış bir yer. Ama meslek bizim. Dernek de bizim yanı sıra. O mesleğe sahip çıkmak hepimizin görevi. İnanın tüm hastanelerde, farklı şekillerde, öğrenci hemşireler derneği de olmak üzere bir şekilde üyelik için dolaşılabiliyor ama zaten meslek bilincinin bu okul yıllarında kazandırılması ve insanların üye olması gerekir. Hem öğrenci aşamasında çalışması lazım, hem mezuniyette üye olması gerekiyor. Mitingler bile düzenledik, biliyorsunuz 2022'de büyük bir miting yapalım istedik. Çok da katılım olsun istedik çünkü özlük haklarıyla ilgili ciddi bir şey vardı. Düşündüğümüz gibi bir katılım gerçekleşmedi. Yine de çok coşkuluydu. Ankara dışından oldukça gelenler çok fazlaydı. Yani şunu demek istiyorum. Dernek tabii ki küçük, belli bir oy potansiyeli var, bütçesi de küçük olabilir. Elinden geleni yapıyor. Bir dernek sayfası var. Türk Hemşireler Derneği diye girdiğinizde bültenleriyle, sayısıyla, hem deprem döneminde hem COVID döneminde, yani benim dernek çalışmamda ve öncesi kısımlarda da yaptıkları tüm aktiviteler var. Ve Sağlık Bakanlığı ile ciddi anlamda omuz omuza çalışıyoruz. Yani COVID döneminde gerçekten raporlarımızı gönderdik. Şu anda deprem bölgesinde Türk Hemşireler Derneği'nin orada bir çadırı var. Halk sağlığı hizmetlerini sizlerden, hocalarımızdan ve hemşirelerden ciddi bir katkıyla yürütüyor. Hani böyle sürekli olarak birilerine mesaj atıp üye ol demek yerine bir meslek mensubu olarak derneğimizi takip etmek ve derneğin diğer işte birçok şeyinde görev almak bizim sorumluluğumuz diye düşünüyorum. O yüzden öyle bir yanıt vermiştim. Aklım hocam teşekkürlerini iletmiş yine aynı şekilde. Ben de bir söz alabilir miyim Hülya? Tabii hocam, buyurun. Evet, şimdi dernek olunca gerçekten dernek çalışmaları çok önemli. Biz silahlı kuvvetlerde olduğumuz sürece dernek çalışmalarına giremedik. Yasaktı. Yasak. Ama gördüğümüz kadarıyla sivil olarak da arkadaşlarımız çok fazla katılamıyorlar. Oysa ki mezuniyetten itibaren bu bir borç gibi düşünüyorum ben. Mutlaka olunması ve gerekli bağışların da yapılması gerekiyor. Çünkü dernekte çalışanlar hem çalışma hayatındalar, hem akademik hayattalar, hem de bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Ama yurt dışı derneklerinin bir kısmına baktığımız zaman gerçekten hani çalışanların dışında orada bir profesyonel grup var bu işi yürütecek. Mesela Onkoloji Derneği'ne baktığımız zaman bir CEO gibi birisi vardı. Ayda da ciddi bir miktar para alıyordu ve dünyadaki bütün onkoloji hemşirelerini yönetebiliyordu. Başkan mesela bizim Başkent Üniversitesi'nden Sultan Kav'dı ama öbürü bu işi tamamen organize edip yürütebiliyordu. Bizim böyle bir şansımız yok. Yapamadık. Yani parası çok fazla geldi hepimize. Para vermeyenler çoğaldı. Üye olmak istemeyenler çoğaldı. Derken derneğimizi de güçsüz kılıyoruz. Yani bu bir yerde hani ben sözlerimin hep içinde de söylüyorum. Karşıdan beklemek yerine bir de kendimize bakmamız lazım. Ben bu iş için ne kadar emek verdim?
Buna baktığımız zaman herhalde kendi gerçeklerimizi de görmüş olacağız. O nedenle Türk Hemşireler Derneği'ni birlik haline çevirebilirsek, güçlendirebilirsek, profesyonel bir çalışma ekibi oraya koyabilirsek herhalde her şey çok daha farklı bir boyuta erişebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir teşekkür daha var. Nurşah. Nurşah'ı evet, söylemiştim hocam. Akmine hocam söz istedi. Konuşacak mı? Sesini açması için istek gönderdim. Açabilir. Evet, sesimi açtım. Öncelikle Sayın Sevgi Hocam, bu çok güzel, derin sevgi ve bütün özellikleriyle bize sunduğunuz bu konuşma için en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum gerçekten. Ve bunu benim için de çok özel olan Nourishing Hemşireleri Derneği'nin bir parçası olarak burada paylaşıyor olmanız ayrıca çok onur verici. Bunu organize eden arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi 226 bin küsur hemşire var. Bu sayısız milletvekili çıkarılabilecek bir sayı. Ve bizim hep birlikte çok sıkı bir şekilde hani dernekte iyi bir lider ve potansiyelle çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşım çok güzel açıkladı dernekle ilgili şeyleri. Çünkü Covid ve döneminde zor dönemde dernek yönetimindeydiler ve çok ayrıntılı verdiler. Ben daha fazla ve sıkı bir yolla bunu devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bu alanda politika oluşturup lobicilik yapacak, belki de bu alanda mesailerinin büyük bir kısmını ayıracak meslektaşlarımızın aktif çalışmasına ihtiyacımız var. İkisini birden yürütmek kimse için çok gelişebilme potansiyelini geriye itiyor. Bu nedenle ben her türlü çabaya bireysel olarak destek ve katkı vermek istiyorum. Ayrıca yaklaşık 100. yılda Nourishing Hemşireler Derneği'nin bu düzeye gelmesinde de Türk Nourishing Derneği'nin büyük payı ve katkısı var. İlk Sayın Selçuk Paloğlu'ndan başlayarak bugüne kadar olan tüm yönetimlere de teşekkür etmek istiyorum. Ve derneğimizin bilimsel ödül onursal kimliği olarak da size ayrıca özel ve büyük bir onur ve saygıyla minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok onur verici bir durum. Evet. Çok seviyorum öyle ödül vermeyi. İnşallah çok daha teşekkür fazla ediyorum. Verebilirim. Evet. Hocam. Herhalde başka soru ve katkı kalmadı Hülya Hocam. Yok hocam, evet. Bir Muhsine Hoca'dan bir şey var. Evet, şimdi geldi. Türk Hemşireler Derneği Kocaeli temsilcisiyim. Evet, Muhsin'i aynı zamanda dernekle çalışıyor. İyilik ve derneğimizin tanıtım ve örgütlenme bilincinin oluşması için nöbet sonları hastane ve klinik ziyaretleri yapıyorlar. Herkes birlik olamamaktan şikayetçi fakat harekete geçmiyor. O nedenle herkes eleştirdiğini değiştirmek için ne yapmalıyım diye sormaya davet ediyorum demiş. Gerçekten öyle yapıyor Muhsin'e. Çıkıp hastane dolaşıyor derneğe üye kazandırmak ve dernek işlerini anlatmak için. Ne şekilde organize eden ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederim demiş. Şu ana kadar gördüklerim bu sonucu. Evet, tamamladık. Ben biraz bilgi vermek istiyorum toplantı hakkında. Sevgi hocama saygılar, sevgiler demiş Muhsin'e. Benim Muhsin'e demiş tekrar hocam. Konuşma bir saat sürdü. Evet. Fakat 52 dakikadır tartışma soru cevap bölümü devam ediyor. Bu toplantının ne kadar interaktif olduğunu ve konuşmacılar tarafından ne kadar aktif şekilde katılındığını gösteren bir ibare. Yani birebir gibi, bir saate bir saat gibi çok iyi bir rakam. Bir toplantıda soru cevap bölümü ne kadar uzun sürüyorsa o kadar kaliteli demektir bizim açımızdan. Teşekkür ederim. Toplantı çok güzel bir sunumdu. Gerçekten. Ben tabii host olmanın verdiği şımarıklıkla Sevgi Hoca'ya dünkü deneyimine göre bugünkü deneyimini soracağım. Daha iyi olduğunu ümit ediyorum. Bugünkü deneyim. Hangi konudaki deneyimim hocam? Dün toplantıya katılamadık, 10 dakika sorun çıktı demiştiniz ya. Bizim evet. Teknik olarak.
Evet, bu gerçekten bu çok güzeldi hocam. Yani hiç kimsede bir kesinti olmadı gördüğümüz evet. kadarıyla. Renkler, düzenler, her şey çok güzel gidiyor. Evet. Tabii bu konuda siz gerçekten çok gayret sarf ediyorsunuz hocam. Bunu kutlarım. Çok iddialıyız hocam. Size bu gayreti nasıl buluyorsunuz onu da bilmiyorum. Ama içinizden geliyor herhalde evet. Bütün bu şeyler. Ya da ekibiniz gerçekten sizi çok destekliyor. Sizin gibi değerli hocalarımla tanışma fırsatı veriyor bu programlar. Onun için istekle şeyle devam ediyoruz. Yoksa çekilecek evet. gibi bir şey değil tabii. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ben ayrıca bir de kızlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten beni böyle diş tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bana gittikleri bütün hastanenin kapılarını açıyorlar. Gidiyorum, inceliyorum, bakıyorum. Onlardan da çok feyiz alıyorum. Bana da gene bir takım önerileri oldular her zamanki gibi. Onlara huzurlarınızda teşekkür ederim destekleri için. Çünkü her insanın desteğe çok ihtiyacı var hocam. Yani sizin de kendi çapınızda desteğinize ihtiyacınız var. Aileniz olsun, anneniz, babanız olsun. Çünkü aile desteği ile insanlar ayakta kalabilirler, hayatlarını götürebilirler. Onun için bu bireysel ve insani değerlerimizi unutmadan ve hemşireliğimizde baş tacı ederek çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hayat bize bu güzel olanağı sundu. İnşallah biz de ona güzel olanaklar sunabiliriz mesleğimize. Hocam. Çok teşekkür ederim. Şeyler evet, geliyor. Evet, burada hocam şöyle Keriman var. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum demiş. Adalet Kanada Zürih'ten herhalde katılıyor. Evet, dışına Zürih'ten. Çıkacağım. Arkadaşlarıma çekimsel olmayın. Dünyanın her yerinde temsilcilik imkanı bulabilirsiniz. Bunu denemelisiniz diye söylemiş. Ve aramızda yükselenler oldukça onları pozitif eleştirilerle desteklemeliyiz. Tabii ki aşağı çekmeden kesinlikle. Her bir sonuçta hepimize yansıyacak demiş. Bir arkadaşım da cerrahi hemşireleri hocalar grubundan katılamayan çok hocamız var. Üzüntülerini dile getirdiler. YouTube kanalından izleyeceklerini ve teşekkür ettiklerini ilettiler demiş hocam. Tabii bu toplantıdan önce 100 barajını arttırmadık. Bir hata oldu. Toplantı 100 kişiye ulaşınca uzun süre 100 kişi devam etti ve yeni katılmak isteyenler katılamadılar. Tabii biraz da ilk erken katılanların bir avantajı, ayrıcalığı olsun. geç katılanlara bir ceza olsun. Bu bir daha sefere hepsi erken katılsınlar. Böylece onları da teşvik etmiş oluruz. Evet, çok teşekkürler hocam. Sevgi Hoca'ya bu akşam bize eşlik eden katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir sunum oldu. Her şey için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kongrede. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.